Hop, selamun aleyküm. Vay kardeşlerim benim be. Mikrofonu değiştirdim lan, var mı bir sıkıntı? Boğuk mu? Siktir et. Boş ver, bir şey olmaz. Ne var babaya, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Koç. Şapka da bana mı özeniyorsun İyi. falan? Yıllarca babam şapka tak dedi. Sana yakışıyor dedi. Takmadım takmadım. Artık takıyorum. Bende saç kalmadı, ondan takıyorum. Yok be, var sende gene Neyse. ya. Bir aç bakalım falan. Yankı yapıyor. Abi çekilmez gibi mi? Ona göre uğraşacağım. Başka mikrofonla uğraşacağım. Eğer böyle hani çok kötü olmayan bir şeyin bokunu çıkartıyorsanız söverim yani. Heh, tamam. Balaska güzel diyor. İyi diyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hadi bakayım devirmeden. Hadi bismillah. Mesela böyle konuşsak daha mı iyi? Daha yakını aldım bakayım. Sehpa koyacağım sadece. Böyle daha mı iyi oldu? Tamam, bekleyin o zaman. Hangi sehpayı istiyorsun? Sehpayı ben hallederim ya. Şu şurada. Gerçi sana yakın olsun ya. Benim... Dur. Fark etmez ya. Nasıl sen muhabbet ediyorsun? Ben seyredeceğim. Kıçım gözükmesin diye kamera kapatıyorum. Mis gibi sehpa işte. Şunu şuraya alırız. Şöyle. Öf. Tam önümüzde. Ay. Şöyle yapabiliyorsun. Neyi? Sivri kısmını getir öne. Çok yer kaplamasın diye. Uzat, şey oldu ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ya arkadaşlar, bir hastalık atlattım, kusura bakmayın. 3 gün. Sen hiç gözükmüyor yalnız baba. Ne yapayım Yoksun öyle mi? yani. Hiç istiyorsan kapatalım beni. Babaren deyip babamı yolluyor değil mi? Ciddi hastalandım. Yani babam biliyor az çok da. Ben şeyin tribine giriyorum bir de. Hemen trip şey yapıyorsunuz ya, hastayım diye. Gerçi ölüyordum lan. Bir ara bak bak, harbi diyorum şey oldum. Yatakta gece böyle titriyorum, tamam mı? Ulan dedim, yalnız gidiyorum. Allah korusun. Yok be, geçmiş olsun, eyvallah. İşte onun için zaten biz de telaşlanıyoruz. Yalnız. Telaşlanmayın işte. Ben öyle daha stres oluyorum. Evet. Hastalığım daha çok artıyor. Sen telaşlandın ama 2 derece daha ateştiriyorum. Hayır. Anlatabiliyor muyum bu? Hoş geldi, hoş gel. Geçmiş olsun, eyvallah. Bir yandan geçmiş olsun diyorlar, bir yandan da hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk gençler, Ama sen evlatlar. gene biraz şöyle hafif bana doğru gelsen, tamam Tamam, ha. şöyle geleyim. Tamam, bu olur. Evet, Tamam. uzun süredir bekliyordunuz. Babarayan babarayan. Buyurun size babarayan. Şimdi ben kalkacağım. 2 saat boyunca yayını babam yapacak. 5 saat boyunca. Bugün çok çılgın pipili mipili videolarımız var. Ağzıma sıçmışlar. Yani bir çocuğa bu yapılmaz abi. Yani sünnet tamam. Hani dinimiz gereği yapılması gereken bir şey de. O hal ne ya? Nasıl CTR be? Ha, lan şapka var mı baba? Dur. Nerede benim? Burada şapka bırakmıştım ben. Al. Neyse boş ver, al Şurada bunu. var. Dur. Ben de şapka takarım lan. Hayret bir şey. Babamız artist de biz değil miyiz? Benim bir tek kulaklığım var. Ha, oldu mu? Benziyoruz lan harbiden. Renk farkımız var yalnız. Sende sakal, bıyık siyah, bende beyaz. Harbiden Odin Thor gibiyiz ha. Ben aslında şey aradım, bir tane de bulamadım. Ne aradın? Şu an gözün, tek gözü kapatıyorlar Yapayım mı ya. sana bir tane? Şunu bir koy Yok. bakayım gözüne. Yok artık. Allah korusun, şöyle bir tut bakayım. Hadi canım Ne olacak? sen. Ben yapayım. Kral mısınız be siz? Eyvallah. Bu arada aboneleri babam okur. Ben bile okuyamıyorum. Görüyor musun yazılanları? Mesela şuradan görebiliyor musun? Yani görüyorum tabii de. Ben senin gözlüğün var. Doyle Nota 9. ayını TR1 elemiş. Meski Mehrilli TR1 abone olmuş. Onur Banger. Şu şapkayı çıkartacağım. Hoş geldin İbrahim amca yazıyorlar bu arada. Babam görmüyor olabilir oradan. Uzakta çünkü. O şimdi şeye takıldı babam.
Oğlum dedi biz daha uzakta oturuyor ya DSLR kameraya geçtik. Ben dedi şimdi insanlarla konuşurken yüz yüze bakmam lazım dedi, tamam mı? Biz niye yana dönüyoruz dedi. Hak da verdim, vermedim değil. Yani şu anda biz sanki başka bir yerde film seyrediyor gibiyiz yani. Ekmek yapacak mısınız? Vallahi onu babama sorun. Vallahi ekmek yapmak öyle hemen pat diye olmuyor, kolay değil. Ekmek, benim yaptığım ekmekler yaklaşık bir günden fazla sürüyor. Bir gün sürüyor mu ekmeği yapmak? Sürüyor, ekşi mayalı yapıyorum ya. Vay, o ne demek? Yani işte o doğal bir... Yani kendi... Sen bayağı, çünkü ben şeyini gördüm, kavanozların içinde bir şeyleri besliyorsun benim gibi. Böyle bir damla atıyorsun, saati var üstünde. Yok, damla değil de işte şey, o belli bir ölçüleri var. Ya sadece un ve su zaten, başka bir şey değil yani. İşte onu mayalandırıyorsun. Senin mayan mı iyi? İşte ekşi maya dedikleri o yani. Mayam iyi tabii, anneden babadan doğru. Mayada bir sıkıntı yok çok şükür. Doğal olsun diye, işte biz de doğalız ya. Doğal mayadan yapınca uzun sürüyor onun, çünkü şey kademe kademe o. İşte ben de tabii daha sonradan öğrendim. Peki bize yapacak mısın sen yayında ekmek bir gün? Senin evde, vallahi senin düzende, ben kamerayı alacağım, geleceğim, ama o nasıl yaparız ki onu? 24 saat yayın yapman lazım. Olmaz abi o. 24 saat. Yok şöyle olur. Ben onu hani yaptıkça belki çeker. Sen montajlayabilirsin belki. Ha. Ama pişirme ne kadar sürüyor? Ya pişirme kolay. Yani o şeyden sonra, fermantasyondan sonra, yani soğuk buzdolabına atıyorsun. Bir 16-17 saat kalıyor. Ha. Maya haliyle, yani hamur haliyle. Ondan sonraki süreç 50 dakika. 50 dakikada pişiyor. Anca pişirmeyi yapabiliriz. Fırına tamam, atarız. Pişiririz. O anda muhabbet ederiz. Sen onu anlatırsın. Pişer. Ekipmanları gösterirsin. Nasıl yapıldığını anlatırsın. Öyle olur. En sonunda da dilimler salça sürer yeriz. Salça pek olmaz da, o sıcakken işte böyle tereyağı sürüyorsun. Küpe meni küpesi lan, küpem yok. YouTube'a videosu olabilir. Olur, yaparız. Abi dediğim gibi mikrofon değiştirdim, yadırgamayın. Eski Yeti'yi koydum, şunu. Yani bu da boru mikrofon değil, şimdi buna laf atmayın o kadar, ama bir tık eskisinden böyle uzak gelebilir sesimiz. Ekmek toplama videosu. Sonraki gün pişirme yeme. Şimdi bakın. Discord'da babam için bir sürü soru sormuşsunuz. Ben onları kendimce ayıkladım. Daha doğrusu Dubai'liler ayıklamış. Ben de bir tık ayıklama yaptım. Onları böyle okuya okuya, onların içinden zaten güzel sohbetler çıkar, anılar çıkar. Abi hiç unutmuyorum'u duyarsınız, benden de babamdan da. Zayıflamışsın diyorlar sana. Bu arada evet, sen zayıflamışsın bayağı ya. Ben yaklaşık bir 7-8 kilo verdim. Arkadaş bir de ben verebilsem yani, inanılmaz. Yani. Aç kalmak lazım biraz kilo vermek. Küfürsüz yayın coming. Yo, ben küfür ederim. Yani belirli bir seviyede. Ben de ederim. Sen kilo mu aldın abi? Almış olabilirim. Yok lan, 2-3 gün hastayken çok kilo verdim de dün çok yedim. O 3 günü LOL'den kim mesaj attı lan bana? Hemen banlayalım onu, bir dakika. Nedir o? Ya oyun bir tane, çok profesyonellik isteyen. Sen orada bulamadın, yarın söylerim sana. Sen kimsin lan? Pardon yazmış bir de. Saniyesinde pardon yazmış. LOL ya, böyle küçük küçük adamlar kapışıyor, ışıklar mışıklar bir şeyler patlıyor. Yaş ortalaması 27 oyunun. 3 günün acısını çıkarttın yani. Abi çıkarttım, aç gezdim lan. Ya boğazımdan yemek geçmedi oğlum, o derece. O yüzden... Ay canım benim. Ne oldu? Şeyde de öyle söylüyordu ya, ödül töreninde. Ha, ödül töreni ya. Ödül töreninin son... ya en iyi erkek yayıncıyı en sona bırakacaklarını bilseydim... Yüksek ihtimal çift iğneyle falan giderdim bu arada. Çünkü sonlara doğru böyle düşmeye başlamıştım. Ama öyle olur canım, normalde de zaten. Öyle değil midir yani? Son... Ya öyle ne bilmiyorum ki. Ödüller sonda veriliyor. Tebrikler ya. Abi. Eyvallah. Bir sürü mesaj atmışsınız. Hiçbirine cevap vermedim. Buradan söyleyeyim o yüzden. Teşekkür ederim tebrikler için. Böyle bir sağda solda bir küçük stalk attım, bir kestim de. Yorumlar falan çok güzel. Demek ki hani geçen sene ödül almadığımda şey muhabbeti dönmüştü. Abi senin çıkın sağ olsun işte, sen bizi ödülsün, sen kendini ödülsün zaten falan diye. Bu, dedim ki bu sene de bir ödül alırsam linçlenirim yüksek ihtimal. Ama öyle olmamış. Bir tek şeyi yanlış anlamış millet. Yanlış anlama değil de orada Ferit'e laf attım ben. Ama laf atmadım aslında. Biz onu anlatayım da
mevzuyu anlayın. Birçok kişi anlamamış ne olduğunu orada. Biz ödül töreninden önce Ferit, Kemal, Şükrü, ben işte oğlum hep beraber masada oturuyoruz, Özgeler Mözgeler. Ödülü kim alır, kim nerede aday diye aramızda sohbet ediyoruz. Ferit'le biz makaralaştık. Kemal dedi ki en iyi erkek yayıncıyı kesin Ferit alır dedi. Ben de döndüm Ferit dedim ki emin misin lan falan yaptım. Geyikleştik orada. Var mısın harbi mi abi bilmem ne derken. Ödül almaya çıktığımda da şey demek istedim hani küs müyüz Ferit bak konuştuk bunu bir saat önceden diye. Tabii o orada başka bir şeyle ilgilendiği için sağ olsun. Kardeşim telefonla ilgileniyormuş. Eyvallah teşekkür ederim tebrikleriniz için. Şimdi bak bugün babam bana kaç tane video getirdin? 5 tane video getirdin. Galiba 5-6 tane. Benim daha var değil mi evde? Ya vardı hepsini işte şey yapamadım. O bozukluk yani, muhabbeti mi? Evet bazıları takılıyor çünkü çok eski kayıt olduğu için. Şey yap yani ben belki beceremedim bilmiyorum ama birçok formatta denedim olmuyor takılıyor bazıları yani. Evet ama var videomuz yok değil. Var var. Biri sünnet videosu. Ama yani hepsini izletemem mümkün değil çünkü videonun %70'inde adam böyle pipiye falan vuruyordu bir yerde çünkü onu ben açamam yani. Böyle vırrrr falan yapmış adam çükümle eğlenmiş lan adam. Yani bulsam onu babama da söyledim. İşte gittim hadi dalardım ya bak göstereceğim orayı sansürleyip göstereceğim ama nasıl gösterilir ki o el darbesi. Koldan anlarsınız. Yani videoyu sol alırım kol hareketinden anlarsınız abi. Keşkül gibi titretmiş adam. O var ama orayı detaya girmeyeceğim. Babamın az önce şöyle hızlı hızlı birkaç tane geçtim. Değişik görüntüleri var. Zoom yaptığı. Kimin? Tatil yerlerinde. Ben çekmiyordum ki o anda. Kim çekiyordu onları acaba? Bilmiyorum valla. Ama onları da gösteremiyorum. Onlarda da meme var. Ya babam çektiği için söylemiyorum ya. Kamerada memeler var. Niye bilmiyorum. Tesadüf de takıldı. Tesadüf denk gelmiş. Yani hayır yani o gittiğimiz yerde zaten bütün yabancıların... Memikleri açık. Geleneksel kıyafetleri öyle yani. Evet. Öyle bu arada doğru. Bizim dönem öyleydi. Biz meme içinde büyüdük. Diyorsunuz ya bana niye memecisin diye. Biz her yerde meme gördük abi. Yabancılar bayağı güneşlenmek için bu arada yani normal düzgün yanabilmek için çıkartıyorlardı. Gayet de medeni bir şeydi bizim için. Sonra o Türkiye'de bozdu o iş. Taş mı attılar artık? Şimdi bize göre tabii değil yani. Değil tabii canım. Bizim o kadar da değil yani. Örf adetlerimize tabii pek uymuyor aslında da. Ama gittiğin yerde öyle bir ortamda karşılaşıyorsun yani. O da kaçınılmaz bir şey. Yabancılara geldiği için oluyor yani. Evet. Onlar var onları ayıklayacağız. Küçük küçük böyle Allah deyip geçiştireceğim yerler olabilir. Var bir şeyler onları izleriz. İki soru cevaplar yapalım. Siz buradan bir şeyler sorabilirsiniz. Her sorduğunuz soruyu sormayabilirim. Ne olur ne olmaz. Hocam her soruya da cevap vermem evet, zaten. Ya, ayıkladım birkaç tane böyle değişik değişik sorular var. Annem de izliyor burada. Anneciğim selamlar canım annem merak etme. Geçmişe çok inmeyiz. Çapkınlıklar falan yok bizde biliyorsun. Genetik değil. Evet yani biz. Yok bizde öyle bir şey. Hep öyleyiz. Hep biz tek eşli. Hayatımız boyunca tek eşli. Bir kişiyi seviyoruz ve onunla birlikte ömrümüzü geçiyoruz. Ben o tek kişiyi buldum bir ara kaybettim. Öyle ömrüne kadar artık bekarım. Niye gülüyorsun ya? Anne rehan de burada yazamıyordur o şimdi. Nereden yazılık falan diye bekliyordur. Evet gülün. Aynen gülün. Şimdi sorulara gelmeden önce Burak Üçlü yollamış. Abi seviliyorsun. İbrahim amcanın ellerinden öper. Sağlıklı olmasını dilerim. Sağ olsun. Death Stranding ne zaman demiş. İnşallah. Sosyolog Bey Prime'la abone olmuş. Sin 1923 3. ayını yenilemiş demiş ki Babaran için bir haftadır bekletiyorum 3. ayı. İbrahim amcanın ellerini öperim. 10 numara çocuk yetiştirmişsiniz. Tukan abi şu konsepti düzenli hale mi getirsek? Bilmiyorum çok para istiyor babam. Her hafta olursa diyor alırım yayın diyor. Yayın mı? Evet. Her hafta yayında bir karşılık bekliyor çünkü. Yani bedava olmazmış. Babam şu an yayın açmaya başlasa yüksek ihtimal binin altına inmeyecek yani. Hani onu biliyor. Açalım mı yayın yok, ya? Söylüyorlar zaten çocuklar bana. Açsana ya. Oğlum açsana da şimdi bak. Okey oynarsın. Benim Instagram'ım tesadüf açıkmış. Ben bilmiyordum. Tamam. Yani. Benim acizane 250 tane takip ettiğim, 250 tane kişi de beni takip eden bir çekirdek bir Instagram'ım vardı. Tamam. Sen işte o gün yayınmayın bilmem ne. Lan sabah bir kalktım 6000 kişi olmuş. Şimdi o kadar çok yazı neden var ki. Şimdi ben haliyle onlara cevap veremiyorum birçoğuna yani. Hani çok böyle tesadüf ettiklerime
tıklıyorum işte yazıyorum. Yok siz gene bayağı cevap veriyorsunuz ya. Bir iki bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kızlara işte, verin. Gençleri şey yapmamak için, kırmamak adına ama tabii hepsine yetişmek mümkün değil yani. O kadar çok takılmıyorum zaten internete. Oyun oynuyorum işte arada bir. Bumbiç devam mı? Devam. Ben anlattım ya şey inanmadılar ha. Tabii. Nick'in ne? Dede. Eyt be. Ama 2-3 tane var, gizli var. Bir Tiger var. Tiger da mı var? Şey var, Ragnar var. Ragnar. 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 Yapma ya. Ayıp ediyorsun. Vay lan. Floki var. Floki de mi var? Tabii 4 tane var. Ulan oraya bir. Ama şey takılıyorum. Kimse böyle bazen dinle. Bazen dördünü de aynı şeye sokuyorum. Savaşa. Klana sokuyorum yani gruba, team'e. Ama bazen olmuyor çünkü yani böyle ters oluyor. Birçoğuna söylemiyorum onların dördünde ben olduğunu. Ha sen bazen iki makineden gidip birbirimizle konuşanlar bile yapıyorum ben. Yani. Abi eline sağlık, çok güzel sağlık. Sağ ol koçum. Ya yok böyle bir şey ya. İki hesap bile girip birbiriyle konuşuyor oğlum ya. Oğlum senden öğrendik bu doğru, işleri. Ben de yapıyordum. Şeydi Bumbiç ama sen benden önce başlamıştın Bumbiç'e. Sen bizi gaza getirip başlatmıştın. Evet doğru. Sonra sen bir baktın ulan laptopta ayrı Bumbiç, şeyde ayrı Bumbiç. 70 tane hesap ve de iyi oynuyor. Çok iyi ama çok üyeliklerim var benim. Şey içinde. Diyor mu böyle klan lideri falan abi diğeriyle de gel şurayı patlat diğeri lazım falan. İşte öyle. Hepsine söylemiyorsun. İnşa olursan. Dördüne bir de abi hadi bununla da gir bununla da gir ben ama 7-4 orada oyun eğer Bumbiç'te içinde dedenikli bir canlı yayın yandık. İçinde dedenikli bir klan mensubu varsa bunu ifşalamasın. Adam olsun. Merak etmeyin o içindeki fake hesaplar yok, o klan yani, için. Yok beni herkes tanıyor zaten canım orada. Yani ben bazen mesela çok böyle sıkılıyorum zaten. Yani sık o da şöyle oluyor. Şimdi ben tank kullanıyorum. Şeyde oplarda yani saldırılarda tank mesela atıyorum işte yüksek level'larda işe yaramıyor tamam mı? Tamam. Çünkü ilerledikçe. Sonlara doğru diyorsun. Ha şimdi bir işe yaramadığı için de sıkılıyorum tamam mı? Hani Zoka oynayamıyorum çok fazla çünkü herkes gibi. Bazı Zokacılar var acayip iyi oynuyorlar. Ben tabii tankçı olduğum için tank yetersiz kalıyor. Sıkılıyorum oyundan hani bir şey yapamıyorsun, bir işe yaramıyorsun. Çıkıyorum. Çıkıyorum başka daha düşük level'lı yerlere giriyorum. Tabi bazen girdiğim yeri unutuyorum. Tamam mı? Ya abi diyorlar senin bu köy şeklin ay yıldız biz Tiger'da da biliyoruz falan filan bazen böyle. Senin köy şeklin ay yıldız mı? Tabi ay yıldız. Ay ve yıldız. Ondan sonra gösterebilir ama yok burada bombiç yok telefonumda. Abi çok iyi ya. Ondan sonra şey. Ya abi biz bunu nereden tanıyoruz falan bazen diyor bazen söylüyorum yani oğlum o da benim falan. Çaktırmayın. Nasıl abi ya falan. Bir de şeye çok takılıyorlar. Ne yaşına mı ne? Ya yaşıma çok niye takılıyorlar lan Allah hayır, hayır şöyle takılıyorlar yani. Giriyor mesela yeni bitime. İşte 15 yaşında abi, çocuk nerelisin var. İşte yaş kaç falan hemen o muhabbetler olduğu için. İşte ben diyorum ki şey işte yani işte İstanbul. Falan ismim işte İbrahim falan. Ondan sonra yaş? Yaş dede diyorum. Nasıl yani? Yaş dede diyorum. Sen tahmin et kardeşim. Yani o nasıl, kadarını sen tahmin et. Nasıl yani diyor. Kardeşim dede işte. Dedeyi niye koyduk ki diyorum yani. Biz adam soruyor gerçekten dede misin? Tabii aynen öyle. Yaş kaç diyor. İşte diyorum 62 falan. Ya, dalga geçme abi diyorum. Çoğu maşallah. O sen bizim timimizin abisisin, babasısın bundan sonra falan. Bana sonra bulaşmıyorlar hiç. Değil mi lan? Çünkü istihbarat topla toplama hiç sıkıntı değil yani. Sen yeter ki başımızda ol baba diyorlar. İbneleri görüyor musun? Şey yapıyorlar aslında. Yani hani tamam abi bir gıkını da çıkartamaz o bir noktada. Tabii. Hay Allah'ım ya. Yani. Ama sen iyi sıkılmadın oyundan. Bir de ama sen o şeyde... Sıkılıyorum aslında. Ya sıkılıyorsun da şey muhabbeti sarıyor. Işte. Ne olursa olsun orada böyle bir arkadaşlık oluşuyor. Sohbet, muhabbet. Aa, oluyor ya. Siz buluştunuz muluştunuz bir de kocaman ya, adamlar. Görüştüğüm çocuklar var. Ya benim yaşımda bana... Yoktur da. Gelen çocuklar mesela Murat var. Çok sevdim. Bugün hatta konuştuk onunla. Harbi. Murat. Tabii. Murat Enis. Seni dün akşam... Bak mesaj atmış WhatsApp'tan gösteririm sana. Ne diye? Ya tesadüf ben Instagram'da senin ödül törenini paylaştım ya. Hı. O da görmüş şeyi. Ya dedi ben dedi hiç haberim yok Tuğkan'ın böyle bir şey. Ben Tuğkan hala işte Bere Mere'yle uğraşıyor zannediyorum. Yok oğlum dedim o bıraktı bu işleri yani.
Ondan sonra işte kendi şeyini yapıyor, işini yapıyor falan. Ya dedi, bir oturdum bakmadım da zamanla o videonun ne kadar süreceğini. Sabah 5'i 8 geçe atmış bana mesajı. Senin Amerika anılarını seyretmiş YouTube'da. Zehre bulaşmış. Murat da bizden oldu artık. Vallahi billahi. Aa. Ya abi diyor, ne kadar güzel bir şey ya. Ama o da çok eski sıkı oyunculardandır yani. Ama o iyiydi bir de şeydi yani. Bumbiç Bumbiç neyse yani. Bumbiç'te de çok iyiydi. Başka oyunlarda oynuyordur o çocuk. Tabii tabii. Daha evliydi iyi. Değil mi o? Bayağı yaşı evli, falan var mı? Evli oğlum. Kaç yaşında oldu oğlan? 7-8 yaşında falan, bekle daha büyük oldu. Yani, şey ben 7-8 yaşında hani oğlu tanıyormuş seni, izliyormuş her gün diyecek sandım da neyse. Allah'tan. Yo diyormuş, ben YouTuber olacağım diyormuş. Ha desin onu canım, yolu açık olsun, destek oluruz ayrı konuda. Babaannemin yanlışını ya, engellemiş bugün Instagram. Bugün konuştuk, bayağı uzun uzun konuştuk yani. Baksana anılara kapılmış ya. Zaten beni taşıyan onlar oldu çok enteresan bir şekilde yani. Ya taşıyan dediğim. Ya anı tabii şey. Ya yani, abi anı diye bir konsept çıktı. Bak Liver. Ama güzel bir şey ya hayatım. Şunları okuyamıyorum da abonelik yolluyorlar. Liver 5 kişi abonelik yollamış. Papa Nikola'ya, Burak'a, Taylan'a, Cingöz'e, bir de Morilex'e. Teşekkür ederim. Sözünü kestim pardon. Ya anı, ben hep bu konuda aynı şeyi söylüyorum. Artık baydınız ama insan ne yaşıyorsa paylaşmalı abi. Anlatmalı yani. Ben bir de anlatmayı da sevmen lazım. Ben sevenlerdenim mesela. Ben anlatmayı çok seviyorum. Dinlemeyi çok seviyorum. Muhabbeti seviyorum yani. O yüzden bana yapıştı o anı muhabbet, anladın mı? Ya yüksek ihtimal yapışsın yani. Egoluktan şey falan söylemiyorum. Demek ki güzel anlatabilmişiz. Yıllardır anlatıyorlar. Yani yıllardır Twitch'te de anlatılıyor bu. Demek ki benim anlatışım daha samimi geldi onlara sohbetin yani. Sohbetin güzeldir yani. Hani şeydir. Ama işte beni bundan soğuttu herifler abi. Baş versen takılmayacaksın. Neyse hiç unutmuyorum. Önlerinden yesinler onlar. Ne? Nereden yesinler? Yani boş ver. Arkadan konuşan önden yesin derler. Öyle bir laf var. Vay var. Babam da bizden kardeş. Oğlum biz mahallede büyüdük. Lan oğlum. O yüzden buradayız. Eyvallah. Ya sıçmışım anı ya. Şeylerimiz güzel olsun ya. Söyle adını. Anılarımız güzel olsun. Boş ver. Aynen öyle. Neyse işte Bumbiç hikayesinden önce ne diyordum ben? Ne diyordum lan? Unuttum. Neyse önemli değil. Tam da adamı nasıl soruyorsun ha? Murat'a da selam olsun o zaman. Ya babamın evet. Öyle bir tarafı var. Oyun zaten tarafı var. Zaten şey istedi, YouTube'a düştüğü zaman abi link at da dedi. Ben aramayayım dedi. Şey dedim. Ha iyi. İyi selam olsun. Bu arada babam Bumbiç olarak düşünmeyin. Babam Windows 95 döneminde eve böyle yeni bilgisayarlar alındığındaki, babam da almıştı zaten. Hatırlarsın ilk bilgisayarı. Kaplanlı şeyi. Kapının arkasına kurmuştum. Ya da o ikinci bilgisayar, üçüncü bilgisayar da olabilir. O kadar uzun zaman ben hatırlıyorum. Oldu ki. Tam kapının arkasına kurmuştum. Gri monitörlü böyle 13 inç mine. Kolonları yandaydı. Evet. Şekilde. Kaplan şeyi vardı. Wallpaper'ı vardı. Böyle bing 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 böyle 200 FPS'li bir şey hareket ediyordu üzerinde, ne bilmiyorum. O dönem şey yapıyordun sen deli gibi. Red Alert oynuyordun ya. Sen Red Alert deli gibi oynuyordun. Sonra bir ara şeye sardın, bitirdin mi bütün seriyi? Ne o? Medal of Honor mıydı? Hatırlamıyor musun? Askerli oyun oynuyordun. Deli gibi böyle bölüm bölüm geçiyordun sen. Hepsini bitirdin onların. Ama sen oynuyordun onu da bana sonra... Tamam sen sardın, hepsini bitirdin onları. Bitirdim. Ama kodun serisi eski oyunlar ya. Bu bayağı 2000'li yıllardan başlayan. Tabii canım, babam oyunu seven adam zaten de. Gel tüttürek diyorlar i̇şte abi. İşte genetik bu işte. Ben sevdiğim için sen de oyuncu olmuşsun işte. Hep destekledin beni sağ ol baba oyun oynarken. Desteklemedik mi oğlum? Bilgisayarımı attın bir gün, tekmeledin ya. Oradan yakıp yıktın. Ayıp denen bir şey var. Bari yüzüme söyleme böyle. Ulan bir ultimo oynayacağım. Bir iki saat oyun oynayacağım. Bir iki saat mı? Ulan ıslak kemer yatırmada kaldı ya. Beni çok dövdü. Hayır oğlum, işin kötüsü sen gece ayaktaydın, gündüz uyuyordun. Sen gece ayakta olunca biz uyuyamıyorduk yani. Bir de odalar da bitişikti. At sesi geliyor değil mi hep? Lan her türlü ses geliyordu. Ne o demek ya, her türlü dedim, her yere çekilir o. Ne geliyordu delikanlı gibi söyleyelim şimdi. Oğlum o küfürler, bağırmalar, çağırmalar, sinirlenince kapıya vurmalar, masaya vurmalar. Allah'tan apartmanda seviliyorduk da kimse ses çıkartmıyordu bize yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak sinirli olduğum doğrudur. Bunu her zaman söylüyorum. Ama o sinirlenme anlarım azdı. Mesela ne yapıyordu? Tuğçe'ye gidiyordu içeriden. Müzik indiriyordu kazadan falan. Onu önceden de anlattım.
Benim internet çöküyordu. Dial-up internet. Küçücük internet almışsınız eve. Xir, Ekolay. Ulan onlar vardı. Oğlum, biliyorum. Başka bir şey yoktu. O şeyi hatırlıyorsun değil mi? 300 lira, 400 lira getirmiştim 2 ay üst üste. Ben Avşa'daydım. Hatırlanmaz mıyım? Onda bir de başka bir iş de vardı ama. Pornoya mı girmiştim? Bir şeye girmiştim ben onda. Kadın böyle bir şeyleri işaretlemişti. Ne işaretlemişti? Boynunu bükme baba. Bükme. Bu yollardan hayır, geçmek zorundaydım baba. O bak şimdi işte anı diyorlar da. Yani anı hakikaten oluşuyor bazen yani. Ciddi bir para gelmişti. Ben dedim herhalde ulan bunda bir yamukluk var, bir yanlışlık var. Gittim şeye. Genel müdürlüğüne gittim işte Erenköy'de şeye. Elimde de fatura. Yanlışlık var diye gidiyor babam bak. Evet, ondan sonra çıktık bir de yukarıda kalabalık da herkes sıra bekliyor. Yani ne bileyim ben başıma öyle bir şey geleceğini. Gerçi oradaki memurun da biraz yani halt yemesiydi de. Dedim ki ya sizin nedir dedi. Ben dedim ya böyle böyle bir dedim bir tuhaf bir rakam gelmiş. Bakalım dedi inceleyelim dedi. Ondan sonra dedi var ama burada bir şey yok dedi. Burada dedi sitelere girilmiş dedi. Ya ne sitesine gireceğiz kardeşim dedim. Yani ne yapıyoruz ki biz yani. Ne sitesi falan. Ben size dedi o zaman bir döküm. Ha, ben dedim ki bir döküm çıkartabilir misiniz? Bir ekstra verin dedim. Biraz uzun sürer dedi. Ya dedim uzun süreceği ne işte? Bir sayfa, iki sayfa. Yemin ediyorum ya 8 sayfa ya 9 sayfa bir ekstra çıkarttı. Hepsi mi öyle? Bir de kalktı bana dedi ki beyefendi de hep dedi bu pornolara girilmiş dedi. Ayıp değil mi? Niye giriyorsunuz? Ulan bir girdim sıraya, arkaya bir baktım. Ulan bir sürü insan. Bana bakıyorlar da ne bilsin oğlumun bu işlerle bulaştı. Ya düşün ama, yani kim girdi evde ona? Vallahi herhalde annen girmemiş. Yani. Sen yani, girmişsin. Ablam girmemiş. Ben hiç hatırlamıyorum çünkü yani. O tabii dönemler canım, kafam hiç öyle şeylere çalıyor. Ondan sonra ben garibim zaten. Ben suçlu olsam zaten gitmezdim oraya. Yani suçlu olsam gider miyim orada? Arar mıyım hakkımı bunda yani? Bir suç yok da yani. Hani, ne var kardeşim girdim dersin de. Orada beni koruman lazımdı. Arada söylemesi biraz tuhaf oldu. Rezil oldum bütün şeye. Ha, direkt pornoya girmişsiniz dedi ha? Evet bakın dedi beyefendi dedi. Burada dedi. Çok da kibar porno, söylemiş. Porno tarzı dedi. Sayfalara girilmiş dedi. Severiz ailecek desin. Onlar dedi. Bu faturayı onlar şişirmiş biraz dedi. Ultima değil mi? Oyundan dolayı değil miymiş? Ben ekstreleri bile almadım. Öyle çıktım ki oradan. Direkt kaçmış lan babam. Ama şeyden çıktı yapıyor böyle işte şey makineden. Porno. Porno değil ben görmüyorum o kadar uzaktan. Şey çıkıyor sadece işte evrak çıkıyor. Almadım vallahi bir kaçtım ki oradan. Hemen aşağı indim tabii vezneyi ödedim. Çıktı. Bana ne tepki verdi? Benim hatırladığım kısmı da şöyle. Ya seni ara çok aradım da bulamadı. Aradı beni çok. Ben Avşa'daydım. Ben Avşa'daydım ve kaçmıştın sen. Herkes ne? Kaçmamıştım. Ben deli gibi eve dönüp ultim oynamak istiyorum. Porno ile falan alakam yok abi. Ne pornosu? O kim girdi ben de bilmiyorum. Kaç yaşındayım o zaman? Bu anlattığımız hikaye ben yüksek ihtimal ya 2000 yılı ya 2002 yılı falan o civarlar yani. Bir 20 senesi vardır. Ya. Kaç baba? 4 sene önce falan mı oldu benim haberim? Çok eskiydi vallahi ya. Düşün. Çıktı aldım diyorsun. 146 ile bağlandığımız dönemler internete. Yani iksir dönemi işte o dönemler. Ben ortaokulda falanım. Tam çağım çünkü lisede ben... Lisede de takılıyorum. Sen neden bahsediyorsun? Sen internetle alakası yok mu sana anlattın? Telefon oğlum mu? Ne telefonu ya? Tabii internetle... Sen bir de internete mi girmiştin bu vaziyette porno morno? Oğlum 0800 mü 0400 mü? Yok artık. Vardı ya... Açıyorsun dinliyordun falan. Bu yalan bu arada. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl ya? İnternet baba o. Yanlış hatırlıyorsun. Ulan oğlum o zaman internet mi vardı? Telefondan o zaman pornoya girme yoktu ki. Telefon değil ki. Ev telefonundan. Ben 0900'lü hatları mı arıyormuşum? Tabii. Bak ben hiçbir şey unutmam. Böyle bir şey niye unutmuşum? Vallahi yemin ediyorum ya. Seni gömmek için konuşmuyorum yani. Vallahi billahi. O zaman oğlum internet yoktu ki böyle. Ben sonra telefon idaresine gittim yani. Ya düşün. Yeminle ya aradığım anları hatırlamaya çalışıyorum. Yani demek o kadar çok aramışım ki. Ne, o yaşta ben ne konuşacağım o kadınla arasam? Konuşmuyorsun ki dinliyorsun sadece. Hani kapatıyor muyum abi bu ne? Ya öyle kanallar vardı hatırlamıyor musun? Yani işte arıyorsun.
Tamam ara beni, boya beni. Tamam kadın oradan işte anlatıyor falan böyle. Tabii sen de o zamanlar yeni daha filizleniyorsun. Hoşuna gidiyor herhalde. İyi de baba biz yani yoklukla da büyümedik ki kardeşim. Ben niye sporda düz atlı? Bu benim net aklımda kalan şu. Belki iki tane yaşadık böyle bir olaydan bilmiyorum ama. Bir tanesi Avşa'da beni arayıp senin o oyununa da sıçarıyorum. O oyunla 378 lira mı ne gelmişti 146'dan internete girdiğim için. Tamam o başka. Çünkü ne, nasıldı biliyor musunuz internet? Paket bitiyordu, konuyu hemen değiştirmem lan. Paket bitiyordu. Ve de bittikten sonra internetin kesiliyordu. Bir 146 kodu vardı. 146'yı yazdığın zaman böyle 5 katı geçiren bir kanaldan internete giriyordun. O da çok yazıyordu. Ben o 146 ile girip çılgın gibi oyun oynuyordum bir de üstüne. 300-400 lira o zamanın paraları ne demek biliyor musunuz? Bak 300-400 şu an bile çok fazla bir fatura miktarı. O zamanın belki 2000 lirası, 3000 lirası falan ama. Bir de o zamanlar 6-0 vardı. Gençler bilmez. Milyon diye geliyor. Ha, milyon diye geliyor. 346 milyon geldi falan böyle. Tabii. Yani inanılmaz pahalıydı. Ne yapacağım ben? Ultim oynuyorum. At koşturuyorum. Aa! Diye sürekli böyle. Adamın da tabii sabrı bir yere kadar. Okul bok gibi. Oyun bütün gün bilgisayar başı. Doğal olarak da tıkanıyorduk yani. Asgari ücret o kadardı zaten iki. Ya işte hatırlamıyorum. Ama dediğim yıllar 2000 o. Ben bu 0900'ü hiç... O benimle internet olayında birleşmiş. Çünkü... Değil. O internet başka o. Demin... Abi harbi aramazdım öyle yerleri ya. Az evvel bahsettiğin senin şeydi işte o. Avşa'dayken o oyunla ilgiliydi. O internetti doğru ama... Demin ben yanlış anladım senin ilk başta söylediğini. O telefonla ilgiliydi yani. Şey olmasın lan o. Ne? Hugo. Benim Hugo'yu falan aramışımdır. Oyun oynuyorumdur belki ya. Yok yok hayır ya olur mu? Neyse. Ya kadın söyledi orada ya işte porno hatları aranmış bilmem ne diye. Daha bak üstüne gitme bu işin. Daha kusarım bazı şeyleri. Kusma burada. Kusma yok tamam canım. Sıkıntı yok. Bu arada bir sürü donate monet geliyor. Onları artık okumam lazım tabii de. Ben böyle muhabbet yayınlarında orası benim beynimden gidiyor. Yani bak görüyor musun 25 lira yollamış. Bu adamı okumayınca ayıp oluyor. Selam abim ismim Tuna. Babamla şu an seni izliyoruz. Babasıyla izliyormuş. Bizim Antalya'da e-ticaret şirketimiz var. Sana sponsor olmak istiyoruz. Pazartesi mail atacağız. Biliyorsun. Eyvallah. Selam olsun babasına Tuna, da. Babana hürmetler. Teşekkür ederim. Babaren'e selam. 5 lira yapmış. Tukan abi nasılsın? Babaren sen nasılsın? Babaren sana bir şey diyeceğim. Tukan abi ne zaman evlenecek? Soru cevapların arasında var o. Ona geliriz. Babaya bir sorum olacak. Spor vücut yapma konusunda. Gençlere önerisi var mı? Protein tozu. Sen hiç protein tozu kullanmadın. Hiçbir şeyi kullanmadı babam. Ve de hani 40 küsür yaşlarında gerçekten harika, muazzam bir vücudu vardı yani. Ama babam böyle bodybuilder olacağım, 70 santim kolun ya olsun diye yapmıyordu. Babam bayağı spor niyetiyle. Ama senin gene spor niyetiyle yapılmış bir vücut değildi o gene. Senin kalıp da iyi. Sen bayağı böyle kollar mollar böyle duruyor. Hala baksana maşallah lan kola bak. Vurdu mu bayıltır yani. Benden iyi olmasın. Şu kolumu da hemen. Şu dövme daha kaslı gösteriyor bir de böyle. Hani sen dövmeni yalnız galiba tamamlatmadın değil mi onu? Ya para bitti baba burada. Tam şu... Bana borç verirsen biraz bak. Kız tam şuralara geldi. Parayı söyledi dur dedim. Bir sene oldu işte. Yok ya yaptıracağım. Beyni ağrıyor ya. Çok büyük bu baba yani. Can sıkıyor yani. Her neyse. O yüzden hani babam bir şey önermez. Söylemez de. Düzgün. Ya babamın mantık şu. Yanlışsam düzelt. Güzel beslenin. Sağlıklı. Proteinini al tavuğundan etinden. Salatanı ye. Sebzeni ye. Tamam mı? Pilavını da ye, bulgurunu da ye. Git her gün düzenli bir sporunu yap. Evet. Düzgün yat, düzgün kalk. Babamın tek önerisi bu abi. Uyku çok önemli. Ki bunu yapınca harika vücudu oldu zaten. İşte ben sana örnek olmak için yaptım ama kendime yaradı, sana pek yaramadı. Ya, örnek aldığım şey, şimdi bu yaratılış, her şeyi örnek alamıyorsun yani. Çok adamlığını güzel. Aldık eyvallah, sporu da almamış olalım reis. Sünnet videosu. Dur lan ne meraklıymışsın pipi pipi ya adam. İzleteceğim. Zaten full izletmeyeceğim. Benim o halimi görün yani. Asıl iş yemekte. E tabi beslenme %60'ını 70'ini alıyor. Hatırlıyorum bu an bayağı böyle tavuğunu haşlardı, çıkartırdı, ayırırdı, lık 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 yerdi. Yanında sebzesini yerdi. Ekmek mekmek yemezdin ya sen. Ben yani. De sonra tabi bıraktım yani serdim o belirli bir yaştan sonra zaten. Şey de oluyorsun yani hani. Ama sen çok ağır çalışıyordun baba. Ben hatırlıyorum evde böyle içeriden bir sesler geliyordu. Ne oluyor? Bir gidiyorum
takmış kaç kiloysa o böyle yarım kadar diye böyle. Evde de çalışıyordun sen gitmediğin zaman spor salonu. Gitmediğim zamanlar çalışıyordum tabii canım. Yoksa her gün değil tabii yani. Bazen gidemiyordum salona. Evde çalışıyordum. Neyse. Şimdi bence küçük küçük sana sorular sorayım. Küçük küçük donate'leri okumaya çalışayım. Tamam. Sonra ama videolara geçeriz. Muhabbetimizi yaparız. Soruları ben bir göreyim ama. Ben sana direkt söyleyeyim. Es geçmek istediğini geç. Arkadaşlar bu soruları siz sordunuz Discord'da. Ayıklandı buraya geldi. Burada şeyleri falan hep kaldırdım. Ya böyle soru cevap değil de hani doğaçlama aslında daha iyi. Tamam ya daha bu. Daha samimi değil mi? Öyle ama bu şey. Hani bunlar merhaba abi işte ilk ne oldu falan gibi değil sorular seçtiğim. Hani muhabbete destekçi. Tamam. Çünkü zaten biz bıraksak sabaha kadar konuşuruz. Ben ikimizi biliyorum. Cevap vermeye çalışacağım tamam. Yani eğer böyle beğenmediğim bir soru olursa geç de. Bir yandan chat'i okuyorum zaten. Kolay gelsin manacım. Babaren kanalından değil mi? Aynen. İlk soru. Tuğkan abiye en çok kızdığın an. Öyle bir anın var mı hatırladığın? Beni tokatladığını hatırlıyorum bir tek. Ona çok kızmıştım. Ya ona aslında kızma değil de daha doğrusu korku diyeyim. Yani o hani başına bir şey geldi diyor korkmuştum. O korkumu da öyle bir tepki bayağı yani gösterdim. Çünkü benim ama dışarıda başıma bir şeyin gelme ihtimalinin etkisiyle senin o darbeli matkap vuruşundan sonraki daha tehlikeliydi yani. Ya aslında tabii, elinin ayar olmadığı için. Yani şöyle tabii şimdi insan sonradan biz de gençtik oğlum o zaman yani şimdi insan düşündüğü zaman çok yanlış olduğunu tabii öğreniyorsun onun da. Yok ben hep söylüyorum yayınlarımda o tokadı yedim iyi ki yemişim yani çünkü o gün bokunu çıkar tabii canım. Ben şiddete meyilli bir adam değilim ama şiddeti de çok uzaklaştıramayan bir adamım yani var genetik bir şey herhalde o. Bazen bazı noktalarda böyle konuşmayı bırakıp ağzını burnunu kırasın geliyor birinin. Bak harbi yalan yok yani böyle dürüstçe söylüyor. Yok canım o kadar da böyle çok şey yapmamak lazım. Yok yani hani şu şey olarak söylemiyorum bunu canım. Yani genel olarak içimde öyle bir kütle var. Senin de var şimdi yani. Seni izleyerek büyüdüm. Senin tehlikeli hallerini burada anlatmak istemiyorum. Ha burada böyle şey yapma ama yani. Yanlış tabii yani. Yanlış. Onu söylüyorum yani. Hep ben de söylüyorum. Biz hep kavga. Sen şimdi gençliğinde üf. Senin eminim her haftada en az iki kavgan bir kavgan vardır anasını satayım. Yok canım o kadar da değil yani. Ne kadar? İki haftada olsun. Ayda iki olsun. Ama bir kavga var işin içinde. Hayatta var. Şimdi bir de elini kavganın kesine sürmeyen insanlar da var. Biz onlardan değiliz. Doğru ya doğru. Bu doğru bir şey mi? Değil abi zaten. Bunu her yayın söylüyorum. Aslında işte o kavgaya elini sürmeyenlerin aklı daha, yaptığı daha doğru. Doğru tabii ki de aklı daha iyi çalışan yani, insanlar oldu. Tabii ki daha doğru. İşte ya biraz da bu şeyle de ilgili yani işte nasıl söyleyeyim işte yaşamla ilgili, takıldığın muhitle ilgili, takıldığın arkadaşla ilgili, her şeyle ilgili. Biraz da içinde varsa. Biraz yaratılışta da oluyor. Yani yaratılışta da varsa biraz tabii meyilleniyorsun o tarafa ama tabii bunun hiçbir zaman bir avantajını yok görmüyorsun. Yok canım ne yani. Avantajı aksine bela. Bela sıkıntı oluyor ki. Yani çok isim vermeden şeyi bile anlattım ben bu arada haberin olsun bir ara anlatmıştım var bu. Bir kavga esnasında ters bir vuruştan dolayı birinin hayatını kaybetmesi yani ve de rahmetlinin adam işte ha. Aptal bir sebepten kavga ediyor kafayı vuruyor herife düşürüyor adam da yerde kafayı yere vuruyor değil mi kaldırımın kenarına vuruyor ölüyor adam kasteni içeride yattı durduk yere yani işte hem o kendi başını belaya soktu hem karşı tarafın işte düşünebiliyor musun? Yani ailesi, çoluğu, çocuğu yani, var mı yok mu? İşte. Onun için yani bu işin hiç mükafatı yok. Onun için gerçekten de hele şimdiki zaman daha tehlikeli. Şimdi kimin kim olduğu belli değil, kimin ne olduğu belli değil. Sıkıntılar var onun için. Bir de artık şey de var insanlarda. Hani bükemediğin bileği öpeceksin muhabbeti var ya. Ben çocukluğumda bile, şehir efsanesi de şu var, sizin zamanınızda da vardır, bizde de vardır, şu an gençlikte de vardır. O intikam duygusunun gereksizliği. Yani boktan bir sebepten kavga ediyorsun, vurmasan bile üstün geliyorsun, o bileniyor, sen de hep söylersin. Öyle adam çok tehlikeli işte. Yani ya da herifi dövüyorsun, içerliyor herif, çok daha tehlikeli bir hal alıyor olay. Ya tamam işte. Ertesi gün geliyor adresini buluyor birine zarar veriyor bıçak takıyor kaçıyor falan ya bunlar vurunca dövünce iş bitmiyor onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden çok gereksiz olaylar. Yani geçen gün de konuştuk ya dedemin yaptığı muhabbette küfür muhabbeti. Annenin onun bundan, babasıyla. He yani büyük dedem benim. Bence de çok yerinde bir nasihat yani abi hiç
kavga muhabbetlerine girmeyeceğim de. Tabii tabii. O gerek yok abi. Gerek de yok. Erkek olmuyorsunuz öyle yani, emin olun. Fazla gürültü de yapmayın. Kimseye de bulaşmayın. Vay yani, Burçay hoş geldin. Bazen görmemek, duymamak hayrına oluyor insanın. Onun için çok takılmayacaksınız o tip şeylere. Önünüze, işinize, gücünüze bakacaksınız. Deyip yarın şurada biri küfür ettiği zaman inip dalan bir baba var. Ya bizim biraz o genlerimizde var yani. Dedem biliyorsun ameliyat olmuştu. Ben hastaneye götürüp getiriyordum onu. İşte şeye, kontrollere falan, ama zor yürüyor yani. Arabaya zor bindiriyorum, zor indiriyorum falan, o ameliyatının taze olduğu dönemlerde. Sinirler de bozuk. Sinirler de bozuk. Tabii bizim de bozuk, onun da bozuk, herkesin bozuk. İşte gene böyle bir şeyde Suadiye'nin üst kısımlarında böyle bir arabayla bir ters bir harekete denk geldik yani. İşte dediğin gibi hani şeyimizde bozuk olduğu için ben de tabii babam sağ tarafta yanımda oturuyor. Açtım camı. Ya ne yapıyorsun dedim yani. Hani, hayırdır dedim falan. Hayırdır amına koyayım demiştim. Ondan sonra o da bana biraz bir gider yaptı falan böyle. Genç ben, bir çocuk. Yaş sen de mi? Yok canım, genç tabii ya. Genç çocuklar. Ondan sonra ben de peki dedim, sen bekle dedim. Şöyle bir önüne doğru kırdım. Ben hani ineceğim buradan soldan, kapıyı açarken baktım deden aşağı inmeye çalışıyor zaten. Hasta halinde. Ya ben bindiriyorum arabayı diyorum. Onun için düşün yani, yani. Bizim biraz şeylerimiz de var. Sonra giderken de hatta kızdım yani. Şimdi o belki izleyecek bunu da, hatırlayacak. Dedim dede! Ya, dedim ya baba sen ne yapıyorsun yani? Niye aşağı iniyorsun? Ne olacak dedi. Ya tamam ben adamla mı uğraşayım, seninle mi, seni mi koruyayım yani? Benim dedi ya senin korumana ihtiyacın mı vardı? Bir de bozuk attı değil mi? He, bana gider yaptı. Tamam babacığım haklısın dedim. Da gel sen boş ver dedim. Açtım kapıyı, adama da dedim gel buraya. İzledim diye böyle. Dedem ağzını burnu kırmıştı. Yani onun için biraz bizde var o genlerimizde. İşte evet, amcandan evet. Biliyorsun zaten, onu hiç anlatmayayım. Amcama girme. Amcama girme. Amcam şey arkadaşlar. Ayaklı dövüş makinesi yani. Adam kurulu. Sürekli bir olayın içerisinde, çok severiz. Amcamın. Onun için takılmayın bu işlere yani. Evet. Gençlere buradan şey tavsiyem olsun. Bulaşmayın kimseye. İşinize gücünüze bakın. Bok yoluna gidersiniz abi. Çok ciddiyim. Yani, kimse de sizi kahraman yapmaz. Aileniz üzülür. Yakınlarınız, sevenleriniz üzülür. Siz başkalarının sevenlerini üzersiniz falan filan. Boş verin bu. Takılmayın o işlere. Evet. Yani neyse geçelim bu şey önüm. Tukan abi en çok kızdığın an demiştik. O kalmıştı ama onu biliyorsunuz. Onu bir önceki yayın konuştuk. Benim bu öğretmeni ekipte dışarı çıkıp bir de dışarıda bulunamamam. Benim eve geldiğim zaman da babamın dışarıdan gelirken bana şu hareketiyle. Bak şunu yaptı. İki tane de kadın vardı önünde, onu kesiyordum ben. Şöyle yaptı bana, adim sıçtık. Ben de ne zaman babam böyle bağıracak çağıracak desem gider yatardım biliyorsun. Uyurdum hemen. Ulan bir koydu bana zaten hiç konuşmadan. Ya dedim bir önce bir bağırsaydın çağırsaydın. Bu kadar spoiler verilir mi lan bu adama zonk diye. O dayağı hak ettim. Diğerlerini başka zaman. Böcek hobisini öğrenince ne tepki verdin? Hmm. Ha ben böcek hobisine başladım, ne tepki verdin? Vallahi yani çok aslında şeyli bir tepki vermedim çünkü çok çocukluğundan, küçüklüğünden beri yani. Hala rahatsız oluyorum sigara yakarken. Çocukluğundan beri böceklerle uğraştığı için yani çok böyle bir tepki olmadı. Sadece bir eve sen örümcek mi getirmiştin? Öyle bir şey olmuştu. Şey o. O orta birde mi ne? Tarantula masaya koydum diyelim. He, salonda ortaya koymuştum galiba. İnanmadı bir de. O ne lan falan, oyuncak yok, mı? Yok hayır, orada ablam mablan annen korktular falan. Ya dedim ne korkuyorsunuz, oyuncaktır, lastiktir dedim falan. Sonra hareket edince sen dedim ki harbiden manyaksın yani. Bunu niye getirdin eve dedim. Öyle bir tepkim olmuştu. İlk yani, tarantula anılarımdan. Aynen. Ya bu bir zevk abi. İşte öyle yani, başladı zaten. Ama çok net söyleyeyim. Bu süreçte hani evet her şeyi okey demiyorlardı. Ama her şeyi hayır da demiyordunuz. Böyle bir aradaydı. Yani daha çok bu tip durumlarda anacığıma sevgiler buradan. Annem genelde hep böyle şey taraf. Hayatta istemem falan deyip ama böyle bir saat sonra da alışıp tatlıymış aslında diye böyle seversin ya. Tam o kafadır annem benim. Yani bizim eve Tiny'nin gelişi, işte kedilerin gelişi hep öyle oldu. Ne oluyor lan? Ha. Öyle. Yoksa babam tarafından çok şey çıkmadı.
Kim yardırıyor şu an? Çok merak ettim ya. Kesin annemdir. Tuğçe. Tuğçe ne? Amerika izliyor muymuş? Yok, ben onu gelirken, sana gelirken şeyde, arabada sesli mesaj attım. Sen bu uzun uzun cevapla, ayıp olmasın. Yok, o bitirsin, ondan sonra şey yaparım. Fotoğraf attı hatta şimdi bir tane şeyin. Küçük koçumun. Ha, derin. Sonra yazarım ona. Akvaryumun da leş gibi oldu ya. Neyse. Ne diyorduk ya? İşte şeyden... Hayvan. Tarantula muhabbeti bahsediyor. Öyleydi. Doğru söylüyorsun. Tarantula muhabbeti öyleydi. Üçüncü soru. Tuğkan abinin küçüklüğü nasıldı? O ne demek lan? Ne açıdan nasıldı? Bilmiyorum. Hani küçüklüğüm şey nasıl? Mi? Yaramaz mı? Uslu mu? Ben yaramaz bir çocuk değildim. Aslında ya. Yaramaz değildin ama... Piçtim biraz. Bir fırlamalığın vardı yani, böyle bir... Ne derler? Hani... Bir kere şeydin, yaramaz değildin ama çok hareketliydin sen. Bir şeyler yani denemeyi çok... denemeciydim vardı. Biraz. Evet, aynen. Ondan sonra zaten bir dönem senin çocukluğun bizim yandaki albay... Albay amca. Albay amcalarında... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim karşı komşumdan çıkmıyordum ve o evde bütün küfürlerimi Şükran ablamdan öğrendim. Yani bugün güzel küfür edebiliyorsam Şükran ablam sayesindedir. Ve babam benim o küfrümü bir tanesini tuvaletler arası yakalamışlığı var. Yani bayağı babam anlattım bunu bilmiyorum ama duştayken. Anlattık mı? Tamam, es geç orayı. Bilmeyenler vardır diye. Duştan duşa küfür etti babam yani. Siz küfür mü ediyorsunuz orada diye duydu yani oradan. Albay amcam vardı, Şükran ablanın eşi. O da eski asker. Hatta şimdi düğün şeyde var o. Sünnet düğünü. Sünnet düğünü değil lan, o sünnetim de var yani. Ya işte biraz da hayırlı olmak lazım. O konuda biraz şeyim ben. En sevdiğim insanlardı yani ama. İşte gidip... Bak mesela senin sünnet düğünün şeyinde, CD'sinin aslında devamında sünnet düğününde vardı ama işte orası bozuk. Aa, bu, düğünde mi vardı? Diyorum ya sana şimdi. Onlara bakayım ben, belki açabiliriz. 1'den 5'e kadar olan şeylerinde, içindeki CD'de bulunanlar mesela 1-2'yi kopyalıyor ama 3-4'te hep bir hata sıçmış veriyor. Sıçmış orada, konvert yani. Giyememiş yüksek ihtimalle. Herhalde bir hata veriyor. Ben çok da anlamadığım için çok şey bulaşamadım yani, şey yapamadım. Ne olduğunu anlayamadım yani. Ha. Senin bakman lazım onlara. Neyse yani şey, o mevzusu o. Bizim yaramazlığım, fırma... orada çok şey yapıyordum ama bütün böyle benim o aşırı keyifçi bir insan olmamı sağlayan da onlardır mesela. Ya korku filmi açardı Şükran abla. Yere de şemsiye açardım. Piknik yaparken film izlerdim abi, küçücükken daha. Yani garipti böyle bazı zevklerim ama... cidden. Onlar tabii seni çok seviyorlardı. Senin işte seni hoşnut tutmak adına, seni işte şey yapmak adına bayağı ilgileniyor. Bizden çok ilgileniyorlardı. İlgileniyorlardı vallahi yani. Ama onlarda da bir torun hasreti vardı galiba. Normaldir. Neyse, Şükran ablara selam olsun burada. Olsun. Gençlik yıllarında en çok nelerden zevk alırdın? Sana sormuş. En çok nelerden zevk alırdım? Ya bu böyle şey gibi oldu biraz ya. Soru cevap böyle. Kişiler adamı bu yani. Söyle, utanma. Anne bir kapatsana yayını. Bir erkek erkeğe konuşacağız. Yok ya, ne bileyim şimdi böyle çok aklıma ya bir şey... Ya sizin o dönem... Gelmiyor ama... Tam böyle İstanbul'un, bizim Caddebostan'ın, Bağdat Caddesi'nin yazlık gibi olduğu, insanların denize girdiği, gençlerin Fenerbahçe'de ya, tabii, toplanıp... Tabii o zamanlar bizim yani buraları çok farklıydı yani. Çok güzeldi dediğin gibi yani zaten... Suadiye taraflarını bu Şişli'de Osman Bey tarafında oturanlar yazlık olarak kullanıyorlardı. Yani orada ikinci evleri vardı. Değil mi? Yazlıktı bizim oralar. Evet yani o keyifli değil tabii, bizim gençliğimiz o zaman daha keyifliydi yani. Daha güzeldi her şey. Evet işte. Yani hani belirli bir şudur diyebileceğim bir şey. Bizde de şimdi gençlik. Biz her şeyden zevk almaya çalışıyorduk yani, güzel güzel. Ben sizin dönemde yaşamak isterdim. Her şeyi faydalanıyorduk. Her şeyden faydalanıyorduk yani. Vallahi sizin dönemde yaşamak isterdim ben. Yalan yok. Neyse. Her dönemin kendine ait bir güzelliği var bu arada. Doğru, aynen öyle. O da ayrı bir şey. Bakalım Tuğkan abinin doğduğu günü anlatır mısınız? Neler hissettiniz? Demiş. Ya burada bir kere benim... Ben baba değilim. Bilemem onu ama genelde duyduğum şey şu. Baba olmak böyle ilkinde...
şey gibi ya bir şey. Ya orada bir şey anlamıyorsun. Anlamazsın zaten. Yani. Eline veriyorlar et parçası. Al çocuğun diyor yani. Ya bu o kadar da değil tabii de. Ya tabii ki heyecanlanıyorsun. Yani senden bir parça o yani. İşte o parçayı acaba hissediyor musun o kadar anne gibi? Sanmıyorum. O ya, babalık daha zamanla. Şimdi annelik başka bir duyguları büyüyenmiş. Zaten. Başka bir duygu yani. Onu çok böyle ayrı koymak lazım her şeyde yani. Anladın mı? Yani atıyorum mesela dün akşamki ödül töreninde sen oraya çıkarken senin adını anons ettiği an mesela ben acayip heyecanlandım falan derken annen ağlamaya başladı. Hayda anne ya. Oscar almadım ya. Vallahi Oscar değil. Olsun oğlum, Oscar alsaydım o kadar mutlu olabilirdi yani. Ya Oscar diye yok ya küçümsediğimden bu, söylemiyorum tabii canım. Sağ olsunlar şey, güzel. Ne derler çok gurur verici bir şey. Ama annem yani hep orada ağlıyor. Annem şu an bile ağlıyordur bak şu an. Kesin. Kesin. Annem kesin şu an ağlıyor. Ağlamıyorsa da biz böyle dediğimiz için ağlıyordur. Değil mi? Şu şekilde ağlıyordur. Canım anam ağlama gerek yok. Onun annem için duygusal tabii, biraz. Analık başka bir şey. Babalık tabii daha farklı. Yani biz biraz daha ne bileyim daha mı ketonuz. Yani anneler tabii kadınlar daha duygusal. Bilhassa bu konularda. Biz bir yalnız ağlayanlar. Bir de aylarca işte karnında taşıyor yani. Seninle beraber yaşıyor zaten. Anladın mı? Yani tabii canım ya annelik zor. Çok büyük bir şey, değer. Ama tabii yani ben ilk kucağıma aldığım zaman heyecanlanmıştım ama tabii mesela ablanda daha çok heyecanlanmıştım. Çünkü ilk çocuğu, ilk evladı. Bir de kız çocuğu. Yok öyle ki ben hiçbir zaman hayatımda kız olsun, erkek olsun. Ona bir şey hiç öyle bir muhabbetim olmadı. Öyle bir isteğim de olmadı. Hep şeyden yana dua ettim yani işte Allah sağlıklı, hayırlı bir evlat versin. Eli ayağı düzgün gelsin, sıkıntısız. Erkek de aynı, kız da yani aynı. Öyle çok canım. Çok değişmiyor yani. İkinci çocukta daha bir insan şey oluyor değil mi? Daha tecrübeli. Daha tecrübeli oluyorsun tabii. Ha gene mi çıktı tamam lan elin onu hayal. Koyun bakayım şuraya. Öyle yani tutma hemşire. Aslında öyle tabii. Bir de tecrübe de kazanıyorsun tabii ikinci çocukta. Düşürdün mü hiç beni? Düşürmedim. Ablanı düşürdüm. Ha iyi falan. Nasıl düşürdüm? O da kötü düşmüştü. Vallahi ablanı düşürdüm. Gece gene kalkmıştı işte böyle yanlışlık tabii yani benimkisi de. Bilerek de bırakacaksın. Hayır hayır yani yanlışlık derken benim yapmış olduğum olay yanlış yani düşünememişim onu. Böyle kucağımda onu uyutmaya çalışırken ben uyumuşum. O da böyle elimden kayıp yataktan aşağıya. Özgürlüğünü ilan etmişti uçağa. Evet. Gidiyorum lan ben demiş. Terk ediyorum evi. Ondan sonra Allah korusun yani her şey olabilir. Her şey olabilir tabii ama. Gerçi çok onların eti meti kemiği her şey yumuşacık oluyor. Kıkırdaktan oluşuyor onları. Kolay kolay da bir şey olmaz ya. Evet. Onu test etmek oluyor. Lazım. Böyle sektireceksin çocuğu böyle bir yerde 3-4 defa bakayım bir şey oluyor mu? Öyle yani. Hani onun dışında tabii o çok büyük bir şey. Çok güzel bir duygu tabii. Senin orada. Düşünsene işte. Evladın oluyor. Seni kucağına veriyorlar. Demin dediğin gibi de hakikaten böyle yani ufacık bir şey işte yani tamam hani tutmaya elinde kal dönüyorsun ediyorsun bilmem ne falan böyle. Garip bir şey. Güzel bir duygu yani. Yani Allah herkese nasip etsin. Amin. Yok ben de mesela çocuk isterim büyütmek ayrı konu da ben onun teklisini arıyorum yani kadın olmadan büyütebileceğim bir çocuk. Hani böyle safe zone anladın mı? Bunu örneklendirmesini yapmıştım böyle baba diye gelecek siktir lan diye böyle anla. O ondan sonrası gene bende o. Oradan biri bana müdahale etmeyecek ya. Baba iyiymiş. Baba iş ya piyade komando babam çıkıkçı mı amına 4 defadır bel fıtığı nasıl iyileşir bel fıtığı nasıl iyileşir. Sanki çözüm var da ben uyguladım ya. Neymiş o? Bel fıtığını soruyor 12 defa orada yırttı kendini. Vinçe takıyorsun ayağını aşağı doğru sarttırıyorsun kendini. Allah Allah ya. Hayır ne sordu onu anlayayım. Bel fıtığı nasıl geçer dedi. Ha bel fıtığı yani ben kendim bildim bile gençliğimden beri bende var mesela. Bende de var gençliğimden beri. Kökten geçmesi için ameliyat olmak gerekiyor. Onun dışında kökten gene geçmiyor bile ameliyatta. Ya geçiyor yani. Şimdi şöyle bel fıtığına ben şimdi doktorluk yapmayayım burada da belde 3-4 yerde fıtık oluyor işte L3, L4, S1 gibi falan filan böyle şeyleri var. Orada işte birisi küçük oluyor birisi büyük oluyor 3-4 tane. Ben mesela ilk sıkıntı yaşadığımda şeye gittim işte halan ameliyat eden iyi bir beyinci vardı ismini vermeyeyim ona gittim. Adam baktı dedi ki ne yani ameliyat mı ya seni götürdüm doktor işte daha sonra.
ameliyat mı istiyorsun? Yok dedim, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Sen dedi yaşantına dikkat edeceksin. Ağır kaldırmayacaksın. Evet, genelde kilo oluyor. Vereceksin. Kilo vereceksin. Bel kaslarını, karın kasları, sırt kaslarını bunları hep kuvvetlendireceksin. Bol bol yüzeceksin. Yüzeceksin. İş bit ya. Yani. İdare ediyorsun öyle yani. Aynen. Neyse. Okey midir? İyileştin mi bilin? Piyade. Alo. Evet evet. Biraz genetik değil diyorlar da bence genetiklik var o işte ya. Omurilik zayıf oluyor herhalde. Bir sürü kişi donayı tatıyor, ne küfür yiyormuş. Aslında doktorun da söylediğine göre her 10 insanın 6'sında 7'sinde muhakkak bel fıtığı oluyormuş ama tetiklemiyor herif. Kimisi tabii yaşam, işte dediği gibi doktorun, senin yaşamınla ilgili, yaşam tarzınla ilgili. Kimisi bunu çekiyor, hissediyor. Kimisi de hiç anlamıyor. Bile. Ben onu anlattım nasıl başıma nelerin geldiğini. Biliyorlar. Ya, öküzlükler yapmayın abi. Evet, gençlik yıllarında onu geç. Tuğkan abinin doğduğu gün konuştuk. Tuğkan abinin ayrı bir eve çıkmasını nasıl karşıladınız? Bu konuyu babama değil bana sorabilirsin. Affınıza sığınarak. Yo yani ben yadırgamadım. İşte çok da memnun oldum. Hatta yadırgayanlar oldu. Kim yadırgadı ya? Ya işte atıyorum mesela amcam. Emin amcam mesela. Ha, Emin amcam. Ya dedi Tuğkan dedi gitmiş falan evden dedi. Ya evden gitmiştiniz, gitsin zaten dedim yani. Abi bir şey söyleyeceğim. 35 yaşımda ha, ben kaç babamın yanında mı yaşayacağım tabii abi? Ki yani. Yalnız yaşamak istiyorsa gidip yalnız yaşayacak. Ya arka, ben şuna inanıyorum ev konusunda. Şimdi burada işin içinde maddiyat var. At cebe maddiyatı. Maddiyat etkisini unut. Böyle bir durum yok. Bir erkeğin yalnız başına yaşaması gerekiyor. Neler için? Bir kere bu adam, bak ben ne kadar düzenli ve tertipli bir insanım. Görüyorsun. Her şeyi muntazam bak, görüyor musun? Her şey yerinde, mutfağı abi, görüyorsun. Bir uyum bana çekmemiş işte. Evet, babam çok düzenlidir. Vallahi bir o çekmemiş ya. Yani. Babam çok düzenlidir. Ben de çok düzenliyim. Ama ben bir... Seni şimdi bir gömeyim mi burada? Ne yani, inanın gömeceksin. Yayına başlamadan 5 dakika evvel ben ne yapıyordum? Bulaşıklarımı çıkartıyordum. Niye çıkartıyordun? Tamam, başka sorun yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle bir psikolojik baskı ya yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Niye bakın, olmasın? Gençler, oluyor işte. Böyle olmayın, bakın şöyle söyleyeyim. Allah ya. Biz şimdi geçen gün Tuğkan hastayken geldik annesiyle beraber. Annesi çorba yapmıştı işte o şey günü, ödül günü. Hani orada dedi ya annem babamın sayesinde buraya geldik, çorba veriyorlardı diye. Doğru, verdik. Çorba yaptık. Şimdi çorba iyi gelir böyle gribal durumlarda. Pek içmedi aslında yani de işte ben de hatta ne yaptım şey yaptım. Ya ne bileyim zencefil yaptınız, bir şey yaptınız. Bir şey yaptım onu da böyle. Ama ayağa kalktım ha. Kıytırıktan şöyle iki yudum aldı bıraktı. Neyse biz o gün işte annesi girdi mutfağa. Ama ya, mutfak öyle böyle değildi yani. Hastaydım dört hani gün. Nereden başlayacağımızı şaşırdık. Bir toparladık. İşte annesi bulaşıkları falan şey yaptı. Yerleştirdi, makineyi çalıştırdı. Yolda biz geri giderken. Ya dedi keşke bekleseydik de dedi. Niye dedim? Bulaşıkları boşaltsaydık. Lan dedim onu da adam boşaltır herhalde. Vallahi boşaltmaz o dedi. Ya dedim olur mu kardeşim yani boşaltır. Yani iki saat sonra bir saat sonra bitti şimdi bu bak. Makine. Bir dakika dur sözümü kesme. Ondan sonra ben az evvel geldim. Kaç gün oldu? Üçüncü gün mü bugün? İkinci gün. Üçüncü gün oldu. Üçüncü gün. İki veyahut da üç. Geldim. Yani sanki biz o gün gelmemişiz gibi. Mutfak gene almış başını gidiyor. O boş ver onu. Dedi bulaşık makinesini boşalttın mı? Yok dedi. Bak nasıl? Bak yukarıya bak. Neyse evet. Dikkatini de aslında yapayım da dikkatini yo, de alayım. Yok dedi. Niye dedim. Ya dedi niye boşaltayım dedi. Niye nasıl boşalt? Yani boşalt bunu koy oğlum oraya. Burada pislikleri şeyleri pis olanları biriktirme. Tamam ben de onun mantıklı bir açıklamasını yapıyorum size. Tamam ne dedin? Bulaşık. Yıkanıyor ya makinede. Onlar yukarı diziliyor ve ondan sonra dizildiği yerden alınıp kirlenip tekrar ya bulaşık makinesine ya lavaboya gidiyor. Lavaboya gitmemesi lazım. İşte ben lavaboda ne yapıyorum? Ne işi var onun ben yani. Bulaşık makinesini yıkıyorum. Mis gibi taktik bak uygulayın. Yapmayın. Bulaşığı yıkadın. Kullanacağın o saatten sonra her şeyi bulaşık makinesine alıyorsun. Bak hiç yorulmadın, taşımadın hiçbir şeyi. Onları lavaboda böyle biraz biriktirin. Makinenin içinde temiz kalsa dahi kirlileri tekrar aynı yere koyup makineyi çalıştırın. Yani sizin dolabınız makine olsun özetle. Bak çok temiz taktik.
Ve bazen böyle ister istemez bir 7-8 kez yıkanmış ve hiç kullanılmamış şeyler olabilir. Tabii karışıyor çünkü. Karışıyor çünkü o, yani onu bilemiyorsun. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Ya bana çok mantıklı geliyor ya. Ya nesi mantıklı bunu ya? Pisli temizi yan yana koyuyorsun. Ya. Ama o an o temiz yok o. Yani o temiz bitti. E lavabodaki kuruyanlar ne? O bazen sıkıntı çıkartıyor işte. Yani fırçayla alamadı annenin üstündeki. Evet, bir kez ben de kaynar sularla beklettim. İçinde böyle birkaç şeyi kahve... Mama şeye dönmüş ya, ne o? Zift. Obsidyen mi ne ya lan, ona dönmüş. Zift. Evet, attım birkaç bardağı, çıkmadı çünkü. Ama ekstrem yani o. Yani işte bu huyları aslında birçok huyunu benden almış. Her ne kadar annesi yok benden daha çok almış. Doğru annesi. Ben temiz adamım. Annesinin çok iyi huylarını almış. Ama işte ya gene ben gömülüyorum. Benden alamamış. Ya babam ama çok, ya ben almışım da böyle 30 gram bırakmışlar, anladın mı? Çünkü şey var içimde. Düzen çok seviyorum. Ya da daha doğrusu bir şeyleri dağıtmayı çok seviyorum. Dağıtıldıktan sonra da düzenlemeyi çok seviyorum. Öyle mantıksız yani, anladın mı? Bak çok ciddiyim. O kadar mantıksız. Ama çok hoşuma gidiyor. Yani bir şeyleri evet, toplamayı da seviyorum. Bir şeyi topladığın zaman da... Böyle bak kalemleri bile yan yana dizerim mum yani. Mum gibi oluyor ama herhalde bir gün sonra iki ayda bir oluyor. Ağzına sıçarım sonra. İki ayda bir oluyor ama. Babam error verdi orada, fark ettiniz mi ya senin verdiği için? Kim daha iyi gömer? Yok lan, babam beni gömmek istese şu an var ya bir gömer. Neyse, Tukan abi doğduğu günü anlatır mısınız? Geçtik Tukan ayrı bir eve çıkmasını konuştuk. Ha, ben de bununla ilgili bir yorum yapıyordum. Abi imkanınız varsa veya o imkanı yaratabiliyorsanız kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için. Bak ben babama yıllarca, ben çok erken çıkmadım bu arada eve, yani gene bayağı bir durdum evde. Hep bir bekar evi kullandım ettim bir yerlerde. İşte bir ara bir kaçak göçek teyzemin evini biliyorsun ev gibi kullandım. Dayının evini. Sen biliyordun onu ama. Ben hiçbir tanesini kaçak göçek haberim yok. Bilmiyor muydun? Yok, hepsini biliyordum yani. Tamam, annem bilmiyordu. Şu anda biliyor. Bilmiyor muydu bu ana kadar? Şu anda biliyor. Bilmiyor muydu o senin bildiğini? Bilmiyorum, bir tanesini bilmiyordu. Bir tanesini biliyordu. Dayımın evini biliyordu. Kendi kendini gömdün şimdi burada. Yani sıkıntı yok. Üzerinden geçmiş yani 10 sene bina yıkılmış ya. Kime ne? Şimdi o yüzden erkeğin ihtiyaçları oluyor. İhtiyaç değil mi? Yanlış anlamayın. Olayı sadece böyle bir cinsel tarafa veya bir kız arkadaşa çekmeyin. Ona bile çekseniz olur. Fark etmez. Ama bir erkeğin en azından kendi adıma söyleyeyim. Ben yalnız başımayken daha verimli olabilen bir adamım. Yani dikkatim dağılmıyor. Bir de ben de garip bir herifim, yalan yok. Saat işleyişim çok farklı. Ben gece daha iyi çalışan, daha çok iş bitirebilen bir adamım mesela. Babam yıllardır onu kavrayamadı yani. Hani gece 12'de mal teslimatı yapıyorum. Diyor ki lan gece 12'de mesai yapılır mı lan diyor. Niye yapılmasın diyorum. Kitleniyor konu hep yani. Oğlum atölyeci bir gün aradı beni. Ne dedi? Cem. Dedim nasıl gidiyor, ben yoktum hani bu seyahatteyken. İşte nasıl işleri güzel yaptım o. Evet çok güzel yaptın da adamlar memnun dedi. Ne diyebilir Cem dedim, ya? Dedim nasıl dedim, Tuğkan işi götürüyor mu dedim. Abi dedi götürüyor da dedi bir şey söyle ya dedi, bir telefon açtı, ne oldu lan dedim. Abi adam gece 12'de geliyor atölye açtırıyor bana ya dedi. Vallahi nasıl lan dedim 12'de. Vallahi abi diyor, açıklıyorum. 12'de, niye? 12'de geldi mal aldı ya buradan dedi. Neden o biliyor musunuz? Bak. Oğlum o çocuklar sabah 5'e 6'ya kadar. 12'de uyumuyordur onlar ya. Uyumaz olur mu? Vallahi Cem 10'da 10.30'da uyuyor, tamam, sabah 5'te kalkıyor. Ben de 12'de ama 10.30'da uyumaya hiç uyumadan önce beni görmüş, ne güzel. Bak niye biliyor musun? Trafik yok. Sıfır sıkıntı bak. Bir tane trafik yok. Trafik olmayınca ne yok? Stres yok, sinir yok. Uykumu almışım. Adamın günahı ne? Adam uyumamıştı canım. Ben kimse uykusunda uyandıracak adam değilim canım. Tamam. Ben mesaj attım. Abi dedim uyanık mısın? Uyanığım dedi. Bir mal bırakıp gideceğim. Tamam dedi. Uykusunda yazmadı herhalde bana onu. Mal bırakmadın. Mal aldın adamdan. Neyse. Neyse. Abi bütün rehberim yok ya. Kim arıyor belli değil anasım. Annem mesaj atmış. Boşanma evraklarını hazırlayın. Baba oğlu zevkle izliyorum. Gençlere selamlar. Keyifli sohbetler, canlar yazmış annem. Teşekkür ederiz. Ederiz anneciğim. Anne reyin. Anne reyin. Hey Bige, niye gelmiyorsun buraya? Bige Gönültaş. Aslında gelecekti o. Ya, tribe giriyor.
Hala dedi, hatta ben de mi gelsem acaba dedi. E gel dedim. Mesela ona şey yapabiliriz bir dahakine. O ya burada dedim, oturur. Arada bir dahil olur, anladın mı? He evet. Öyle daha rahat olabilir. Sonra vazgeçti. O biraz da grip hasta ya. Şey yapmak istemedi. Neyse. Öyle yani. Gittim 12. İş tertemiz. Ofise döndüm mesela o aralar. Abi sabaha kadar açıyorum Netflix'ten diziyi. Mal etiketle, paketle. Sabah 7 olmuş abi. Üf, bütün işler bitmiş. Kafayı bir koyuyorum, öğlen 3'e kadar uyku. Bir uyanıyorum, her şeyim hazır. Kardeşim 4'te gelin alın. Bu ya. Tabii o sabahtan işte seni uyanana kadar gelen, şirkete gelen telefonlar bana dönüş oluyordu. Ya bakma ya. Ne 3 kişi arıyordu zaten 6 ayda ya. Yok yok, ben işimi kendi yöntemlerimle yapabilen bir insanım. Bunu da kabul eder bence babam. Yok Allah için şimdi hakikaten sen... Doğru hani değil evet bazı şeyler ama övmek yaparım. Övmek için söylemiyorum ama yani bir işi yapmak istediği zaman hakikaten güzel yapıyorsun. Şekliyle de yapıyorsun. Onu artık çözdünüz bende ya. Ben sevmediğim işi... Yani hiçbir zaman senin yaptığın işler yapamıyorum gözümüz ben. Arkada kalmadı zaten. Allah sadece zaman mevrumlarımız değişikti yani. Biz işte... Yatarken sen kalkıyorsun. Ne iş yapıyordun abi? Jigoloyum o dönem. İşte saatler o yüzden farklıydı yani. Şirkete gelen telefonlar falan diyor ya babam sabah gibi onlar. Allah Allah. Ben yani abone misin bir de ayıp ya. Tekstil lan tekstil. Ben eskiden hep böyle jigoloyum diyordum. Ne iş yapıyorsun ilklerinde. Allah Allah. Aslında kaliteli meslek de işte Türkiye'de yapılmaz. Abi donetlere sonradan geçeceğim. Hızlı hızlı ya şu videoları izleyesim var. İzleriz şimdi dur. Babaray'ın ilk arabası neydi? Ney araba neydi? Şey mi vardı? Kaplan. Şey askeri CC5. Doğru. Kaplumbağa hani arkada işeyen. Jip. Yok yok. Jip'te değil miydi o? Yok. Dedenin Ford'u vardı o zaman. Kırmızı bir tane. Annemle öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Benim ilk arabam şeydi. Of güzeldir onlar. Üstü açık olan askeri şeylerden askeri değil mi ya? Askeri bildiğin jip ama ben onu aldığım zaman araba değildi yani. O bir evin arka bahçesinde. Hurda. Hurda şeyleri üzerinde lastikleri olmayan. Oo üstü de açık sen toplamışsın onu. Üstü de açık olduğu için onların işte minimum hayvanların barınağı olmuş orası. Fareler, boklar. Kümes hayvanları bilmem ne falan. O vaziyette bir arkadaşın tanıdığıydı. Ondan gittik böyle bir paraları aldık hem de. Yani çok CC5 dedin değil mi? CC5. CC5. Baksanıza ona ben dur. CJ5. Tamam Ceyhun Jandarma. Evet. Eski askeri ya şey arabalar. Jip merak diye ettim. Geçer zaten. Yani onu almıştım işte. Ondan sonra onu... Ulan bunları hala kullanıyorlar bu Ceyhun. Tamam ben de bunun eskisi falan sandım. Çok seviyorum bunları ya. Toplasak mı bir tane? Ya şimdiki ama kasalar falan çok farklı. Şundan değil miydi işte? Yok lan bu yeni kasa mı? Yok yok işte ondan. Çok güzel be. Ama tabii... Ama bu yolda bırakır hep. Bu şimdi vallahi alırsa. Şimdi yani iyi toplanırsa bir sıkıntı olmaz ama biz tabii... Aşağı yukarı bir seneye yakın bir zaman harcadım ben ona topladım. İlk arabam oydu yani ama keyifli bir arabaydı. Keyifli. Çok da macerası var onun. Denk geldiğimiz zaman gene anlatırım bir gün. 20 bin liraya falan satılıyor ya. 27 bin lira, 25 bin lira, 28 bin lira. Ama onlar artık pert olmuştur ya dediğin gibi. Tamam işte alacaksın 20'ye. Çünkü onun parçaları gerçi uyuyor birçok arabanın da. Şey çok ses gidiyor olabilir bu oynadığında abi, mikrofona. Mi? Söyleyeyim ben şey onu. Tamam. Öyle yani. PUBG'deki araba işte ya. Güzel. Onu sen kaza mı ne vardı onunla bir tattın? Bebek yokuşundan mı ne bir yerde vurmuştun? Yok vurmadım ya. Şey vurduk da frenim patladı bebek yokuşunda. Ama o çok acayip bir olaydı. Niye ölmediniz diye bir salak soru soramayacağım da bebek yokuşu dediğiniz bayağı yokuş. Nasıl? Ama nereye ciddi, patladınız yani? Ya şimdi o arabanın orijinal parçaları tabii bulamamıştık o dönemde. Ford Transit minibüslerin eskiden o işte gene var da hani eskiden bu şeylerde çalışan Ford Transit'lerin fren sistemini koymuşlardı. O uyuyordu yani. Onun bayağı uyumuş. Olarak ama hidrolik. Halbuki onlarda hidrolik falan yok. Eski arabalarda falan hidrolik çok sonradan çıkan şey. O senelerde yoktu ya onlar işte. Hatta şanzımanlarını bile kara şanzıman derlerdi. Ona böyle ara gazı yapmadan da geçmez böyle takılırdı vites. Hayda. Geçerdi tabii. Yani o teknolojisi öyle arabaların çok eski.
Karajans şanzıman derlerdi ona yani. Neyse işte öyle bir topladık ama kullandık da 3-5 gün yani oraya gitmeden eve. Şey önde arkadaşım oturuyor Mehmet. Arkada da bu yani hatırlamaz gençler şimdi. Yani benim yaşımdakiler bilir. Hatta onun da adı Lütfi'ydi. Soyadını tam hatırlamıyorum. Şimdi abrakadabra derlerdi. Sihirbazlık yapardı bir sinemalarda. Mecmanız ha. Sihirbaz. Sihirbaz. Onun oğlu vardı Murat. O da bizim apartmanda alt katta oturuyordu tek başına. Teyzesiyle beraber yaşıyordu. İşte o da yanımızda. Bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. İşte biz şeye gidiyoruz. Annen de o zaman Yalova'da. Bak onun da bir hikayesi var. Annen de o gece bizi rüyasında görüyor. Bak şimdi dinliyor, gülüyordur. Rüyasında görüyor. Biz böyle işte kızlarımızlar gidiyormuşuz bir yerlere. Hadi bir kadın rüyası ha. Hep bir kızlarla bir yere gidilir. Ha, biz de hakikaten kızlara gidiyorduk falan. kesin gidilmiş bu arada. Anne. Ondan sonra annen sabah uyanıyor lan rüyasında böyle görünce. Diyor ki inşallah diyor eğer öyle bir şey varsa ayağı kırılsın diyor. Annem bak, bedduacı mı oldun annem? Bak, denir mi öyle şey rüyanda gördün diye evet, ya? Evet neyse bak şimdi. Cevap hakkı da o da anneme arayıp bir yorum yapabilir. Ararsın, ararsın. O arayabilir. İşin enteresan tarafını anlatayım. Biz hakikaten o akşam o bebek yokuşundan inerken ayağımı şöyle bir frene attım. Hakikaten boşa gitti tamam mı? Ben dedim herhalde bunu pompalamak lazım. Çünkü o frenleri eskiden böyle pompalayıp tutardı. Şey de var aslında. El freni de var ama o da işte eski. Ona belki de hiç baktırmamışız biz yani bilmiyorum. Lan tutmuyor. Bir de böyle bir viraj var orada. Bilirler bebek yokuşunu bilenler. O tam o virajın ortasında küçük bir röfüş gibi bir şey var. Tam karşısında da bir ev var yani. Sıralı da evler var böyle. Kocaman da bir şey var. Garaj kapısı gibi ama tahta mı demir mi tam şimdi şey yapamıyorum. Gözümü oraya kestirdim çünkü o virajı alırsam zaten takla ya atarsın. Devrileceğiz. Takla atarsın. Bir de çok dar. Üstü karşıdan, de açık arabanın. Karşıdan gelen illaki üstüne çıkarız. Hani bir ölümlü bir şey olmasın diye. Ben röfüşün sol tarafına kaçtım. Yani bana göre ters tarafa kaçtım ki duvarı kestirdim ya yani duvara kapıya vurayım diye. Duvara vurayım diye. Tabii ya yani kapıya işte o karşıdaki kapı ama kahverengi tahta mıdır? Demiri mi boyamışlar bilmiyorum tabii. Kestiremedim. Ben dedim ya Allah çocuk dedim fren tutmuyor. Mehmet dedi ki ya abi ya İbo saçmalama vallahi tutmuyor dedim. Saçmalama ne lan ya. Şaka yapma İbo. Yani şaka yapıyorum zannetti falan. Şimdi o jipin üstü de açık böyle de bir bar demir var böyle. Koruma arkadan. Demirleri. Koruma yani. Demiri. Murat da onu tutuyormuş yani. Hani ben öyle değilse onu tutmuş yani. Kendini başka tutacak da bir yer yok tabii hani. Eski askeri jip olduğu için böyle şey yok. La İbo! Gayet de şey yani böyle iktidai bir araba yani aslında anladın mı? Hani emniyet çemeri yok bir şey yok hiçbir şey yok arabada. Ondan sonra dedim ki karşı duvara vuracağım dedim. Bunlar gerildiler tamam mı? Tabii ben Murat'ı görmüyorum. Şey Mehmet tabii şeyi tuttu. Ha bir de bizim ön cam böyle aşağı doğru iniyor ilik o anda. Ha cam takılı değil. Hayır askeri jiplerin önleri, ön camları mekanizmalı. İstersen indiriyorsun kaputun üzerinde bir menteşe gibi bir şey kaputa bağlıyorsun. Yani böyle açık camda gidebiliyorsun. Ha anladım öyle anladım. Öyle bir özelliği var. Onu da hava olsun diye indirmişiz yani tamam mı? Yani ferah ferah gidiyoruz. Dedim ki vuracağım. Ciddi mi mitli mi demeye kalmadı biz kapıya geldik zaten. Vuracağım lan ciddi mi? Vurduk. Bak sana yemin ediyorum. Taboruyu biz bir giydirdik. Yani Mehmet kendini kurtardı. Ben de direksiyonu tutuyorum falan. Ayağımda tabii gaz pedalım oralarda. Hani ben de kendimi tuttum. Ama Murat da bir boşta olduğu için. Murat o demiri de bırakamamış. Bak yemin ediyorum. O Balfix'çiler gibi. Böyle kalktı, geldi kapının camın üstüne, camın üstüne düştü. Tamam mı? Yazık lan adamın. Ya ne yazık adamın dili tutuldu, 3 gün konuşmadı Harbi zaten. Mi? Yemin ediyorum 3 gün konuşmadı Murat yani. Yani biz küstü zannettik bize, Mersak konuşamıyor. Neyse, tabi o patırdı, kütürdü, toz toprak oldu orası biz girince tabi. Tabi o sol taraftan vurdum, ben çaburluk, mamurluk. Darma duman oldu araba, farımarı kırıldı. Tabii hep böyle iki katlı, üç katlı evler oraları. Tabii herkes cama çıktı o tabii gürültü patırdı.
Eski de evler muhakkak sallanmıştır o evler. Adamlar askeri jipte 6 şiddetle deprem yapmış. Bizim kapı duvarına vurduğumuz bir kadıncağız çıktı. Onun dedi geçmiş olsun var mı bir şeyiniz dedi. Vallahi bizde bir şey yok. Baktım Murat hala kapının üstünde. Murat dedim ne oldu o var mı onun bir şey falan. Yok ya ama hiç cümle kuramıyor. Mehmet de bizim piçtir biraz. Başladı gülmeye. Ulan dedi bu dedi tutulmuş mu dedi. Daha felç oldu. Yemin ediyorum. Neyse dedi ki yok mu bir şey? Yok dedik ya bir şeyimiz ama araba pert oldu falan. Ne yapacağız edeceğiz dedik. Kadın bize bir kart attı. Ne kart attı? Çekicinin kart attı. Size de bir çekici kartı verin. Nereden bu dedik? Buraya o kadar çok vuran var ki. Ya bak, yemin ben sıra sıra veriyor muymuş o kartı? Evet o çekici oraya şeyi bırakmış, kart bırakmış. Altı abla buraya vuranları yönlendirme. Yolla bunu diye. Bak sana yemin ediyorum. Neyse adamlar. Çok akıllıymış lan çekici. Çok ya. Adamları neyse aradık. Neyse işte Murat'ı oturtturduk arkaya falan filan. Su mu getirdiler falan ya geçmiş olsun falan filan. İşte arabalar tabii biraz zor geçmeye başladı. Biz orada kaldık böyle. Neyse işte çok da vallahi değil böyle bir yarım saat sonra falan çekici geldi. Aldı bizi. Ondan sonra biz çekiciye oturduk. Şey pardon. Tabii biz çekicinin önüne oturduk. Tabii Murat'a yer kalmadı. Murat'ı gene jipin arkasında götürdük. Adamı bitirmiş. Bostancı'ya kadar ama orada gelmek istedi o. O kopmak istememiş o arabadan. Bilmiyorum abi. O demiri bırakmak istememiş. Anlayamadım. Murat demiri bırakmak istememiş abi. Neyse. Oraya... sarılmış o ya garibim. Ya onun o arabanın öyle bir öyküsü var. Çok enteresandır. Sattın mı sonra? Bak işi de nereye bağlayacağım. He. Annem biz bana... Ha kızımız diyordun. Annem bana beddua etti ya. Ertesi gün telefon açtım ne yapıyorsunuz ediyorsunuz diye. Tuğçe ile beraber merdivenlerden inerken aşağıya asansör yoktu o kaldıkları binada. İnerken annenin ayağı takılıyor ve ayağını kırıyor. Oo. Tabii. Ama önce anlamıyor. Yani düşüyor, işte şişiyor ayak, morarıyor. İşte evde yani eskiden et bağlarlar falan ya orası şişliğine, morluğunu alsın. Öyle bir olaylar yapıyorlar. Et ucuz tabii. Tabii dedik ya böyle böyle dedi ben düştüm dedi ama bana tabii söylemiyor rüyayı müyayı. Ondan sonra dedi böyle böyle bir sıkıntı var dedim o zaman geleyim alayım sizi. Ve gittim Yalova'ya. Aldım onları İstanbul'a getirdim. Tabii doktora moktora gitti. Röntgen çekti. Kırık ya bu ayak dedi. Ayağım tarak üstü. Üstü kırılmış. Uyuyuş kızım. Aynen resmen kırılmış yani orada bir kemik. Neyse işte alçıya malçıya aldılar. Ve annen sonra itiraf etti tabii. Dedi ki böyle böyle ben dedi rüya gördüm. Beddua ettim. Bak dedim günahımı almışsın dedim. İşte Allah da sana aynen bu arada babam hep söyler her şeyde. Beddua okumayın döner evet. Dolaşır. Beddua sizi bulur, beddua hoş bir şey değildir diye. Beddua hoş bir şey değil. Annem de söyler bu arada. Annem de o günden sonra öğrenmiş yüksek ihtimal bedduanın kötü bir şey olduğunu. Hep beni öyle aşıladılar yani o konuda. Evet, doğru valla öyle. Hay Allah'ım, geçmiş olsun ağacım. Öyle bak, adamın günahını almışsın kızı hiç. Kızlar bak bir araba sorusu nerelere gitti? Evet abi ya. O, dur bakayım. Dur ben de bir su alayım ya. Şu kamerayı bir iki saniye bir durduruyorum. Şey bir şey istiyor musun? Getireyim mi? Yok. Su, kahve, mavi çay. Yok şimdi giyeyim. Kamerayı niye kapattın ya? Ya ben kapatıyorum. Alışkanlık oldu ya. Burada su var mı? Değil mi? Kenara bıraktım bir tanesini. Gördüm. Geldim. Alışkanlık bende ya bu. Evet. Bu arada arkadaşlar farkındayım. Donate'ler, aboneler hepsi bir kaydı. Görüyorum böyle paralar, aboneler geliyor da. Bu yayına özel bir şeyler yaparız ya kendi aramızda. Yani okuruz onları bir şekilde. Oku tabii canım. Babarayla donate okut. Allah Allah. Yunus gel. Neyse şimdi annem de izliyor. Dur bakayım. Tukan abinin ayrı eve çıkmasını okuduk. Oğlunun 30 yaşında oyun oynaması ve yayıncılık yapması hakkında ne düşünüyorsun demiş. Şimdi mi evveli mi? Hayır 30 yaşında oyun oynaması ve yayıncılık yapması hakkında ne düşünüyorsun demiş bir arkadaşımız. Valla ne düşüneyim şimdi eskiyi sorsan. Para. Bir şeyden para kazanmaya başladın mı
Ya şu para sevdasından ya, değil. Para değil. Hayır hayır. De. Yanlış anlaşılır. Cümlemi şöyle söyleyeyim. Yaptığın iş senin hayatını idare etmeni, yürütebilmeni sağlıyorsa o bir bakıma bir meslektir tabii. Para kazandırıyorsa sana, iyi de kazandırıyorsa, misal veriyorum, iyi değişir, görecelidir. O zaman o ön yargıları yıkmış oluyor insanlar. Genelde aileler niye bizim, hepiniz için söylüyorum bunu, oyun oynamamıza, bilgisayarda çok zaman geçirmemize kızıyorlar. Hele ki bizim zamanımızda bu daha fazlaydı. Çünkü oyunun, bilgisayarın hiçbir ederi yoktu. Yani hiçbir karşılığı yoktu. Bir mühendis değilsen, bir şey değilsen. Yoktu. Tamam, o zamanlar böyle geçirme, tabii, oyundu tabii. Yayıncılık yok, bir şey yok, cart yok, cürt yok. YouTube yok, ora yok. Düşünsen hiçbir şey yok. Sen deli gibi oyun oynuyorsun. Aile sana bakıyor, diyor ki oğlum aptal mısın yani? Git oku, çalış, ne bileyim para kazan. O boş geliyor insanlara. Ama tabii onu zıttını kanıtladığında, bir şeyler yapabildiğinde o zaman tamam abi, bu adamın işi bu oldu artık, mesleği bu oldu dedirttiriyor. Ama şunu yanlış anlayanlar var. Ha iyi, Tukan abi bunu söyledi, bak babasıyla da bunu konuştular. Ben o zaman 7/24 oyun oynayayım. Babama ya, da bunu anlatayım. Oğlum sen değil, bu işin garantisi yok ki yani. O olay değil tabii yani. Şimdi her oyun oynayan bu mesleği yapacak diye bir şey yok. Yani bu biraz şey meselesi yani. Nasıl söyleyeyim? Şans, ne ya bileyim. Tabii ki o da bir faktör. Şans meselesi. İşte, enerji, yıldız, her şeyi kat bunun her işine. Her şeyi yani. Var, evet. Sen güzel şey yaptın. Kısalttın. Onun için o tabii oyun, bizim o dönemlerde Tolkan işte dediğim gibi 7/24 oyun oynuyordu. Bilmem ne yapıyor tabii. Bunlar çok eski dönemlerden bahsediyorum. Tolkan küçüklüğünden beri. Benim asıl gamerlık dönemim o 2000'den 2007-2008'e kadar aslında, evet. Böyle 2009'a kadar çılgın. Yani biz tabii eski kuşak olduğumuz için tabii ilerisini çok gençler gibi göremiyorduk açıkçası. Artı bizim zamanımızda tabii bilgisayarlar bilmem neler hani bu boyutta olmadığı için. Aynen. Gençler tabii daha iyi görüyor. Tolkan da bunu da daha iyi fark etti, gördü. Zaten sevdiği bir hobi. İşte hobisini mesleğe çevirdi. Ama bunu tabii herkes yapacak diye, herkes yapabilecek diye de bir şey yok tabii. Yani işte atıyorum bir üniversite okuyorsun, işte atıyorum mimarlık okuyorsun. Misal işte herkes mimar olmuyor yani. Bir kimisi oluyor. Öyle, kimisi ben başka meslek seçiyor. Yani endüstriyel tasarım mezunuyum. Ha yani işte aynen. Yayıncı oldum, içerik üretim, influencer oldum. Bu işin evet. Tabii garantisi yok ama tabii bu işi meslek olarak da düşünmüyorsanız, öyle de bir hedefiniz yoksa tabii 7/24 oyunun karşısında, bilgisayarın karşısında bir da de şu var. Zamanınızı harcamayın yayıncı yani. Yayıncı olmak için veya bu sürekli oyun oynayabilmek için 7/24 dediğin gibi PC başına durmanıza gerek yok. Aynen. Yani bütün hayatını bilgisayar başında geçirmek doğru bir şey değil. Ya yani bu benim için de geçerliydi bu bundan 10 sene öncesinde. Boş bir şey değil abi. Oturursun 3 saat 4 saat oyununu yine oynarsın. Yine ortamda bulunursun. Yine tabii, zevk alırsın. Ama bir yandan okulunu da aksatmazsın. Bir yandan biz ayarı kaçırıyoruz. Aileler biraz o yüzden. Bak sen hatırlarsın mesela kuduruyor. Benim tek söylediğim konu olay oydu zaten. Ben her zaman Tolkan işte bak yüzü bu. Öyle ben, söylüyordu evet. Her zaman onu söylüyordum. Onu derdim yani oyun oynama diye bir şey yok. Ben de oynuyorum yani herkes oynuyor. Ama her şeyin bir zamanı var. Ayarı var. Yani ayarı var. Yani tamam oyununu da oyna ama oyun oynarken de işte okulunu ihmal etme. İşte sosyalleş, asosyal olma. Kalkıp da onun karşısında işte 7/24 oturup da dünyadan habersiz kalma. İşte dışarı da çık, arkadaşlarınla otur bir kahve iç, bir yerde iç, sohbet et. Tamam oyun oynamak istiyorsan eyvallah gel oyna yani ama işte demin de dediğim gibi saatlerce 7/24 değil şeyin yani. Özeti en güzel laf değil mi abi, her şeyin fazlası zarar. Aynen, bence öyle. Gerçekten yani bak bunu sevgi olarak düşün, bunu bir şeyin fazlası, sporun fazlası da zarar, yemeğin fazlası da zarar, çok uyumak da zarar, çok su da zarar, yani her şeyin çoğu zarar abi. Fazlası, evet, ya doğru. Ben ne oldu metot boş yapan varsa chatte modlar banlayın abi, sıkıntı yok, şey yapmayın. Okuyorum bazen böyle keko keko yazanlar var. Onları vurun geçin ya. Toto ya, oğlum. Yazsınlar ya. Yok ya o kadar da değil. Bokunu çıkartan oluyor bazen. Eğleniyor memikler. Onları bir alsınlar buradan. Alın dışarı onları buradan. Kordisi direkt koydu bak. Neyse.
Eldren'in bugünlere geleceğini düşündün mü demiş. Geçiyorum bunu. Bir güne gelmedim ama ben bir iş yapıyorum. Ya demin de zaten ama şeyi anlatımın sor. İçinde söyledim. O da vardı yani. Da sen ben mesela şu soruyu şöyle sorsa çok daha şey hissederdim. Mesela tiyatro. Benle çok alakasız bir şey. Evet, mesela doğru. Babama sorsan ki Tuğkan tiyatroda başrolde bir rolde oynayıp o 5 perdelik oyunu çıkartabilir mi? Ya da o sahneyi verebilir mi diye sorsaydım. Belki babam tereddüt ederdi yapmadan önce. Ben de kendimle ederdim çünkü. Gibi ya, gibi. O bilinmez tabii yani şimdi bir şeyi ilk denediğinde hiç kimse tahmin edemez ki zaten. Yani bir de senin hani onunla ilgili bir eğitimin de olmadığı için. Hani bir tiyatroyla bir bilmem neyle anladın mı? Hani bir perdeyle bir eğitimin evet, hiç, de olmadığı yani için. Hiçbir ilgim alakam da yok. Tabii o biraz şey tabii. Sürpriz oldu. Soru işareti olarak kalır kafanda yani. Hani becerebilir de, beceremeyebilir de. Hani herkes okullu değil tabii bu tip her meslekte. Kimisi doğuştan yetenekli oluyor. Kimisi içinde oluyor yetenekli oluyor. İşte alaylı dedikleri bir sürü okulunu okumayan, mesleğinde çok ileri gitmiş bir sürü insan tanıyor. Tabii canım yani. Ya o çok başka bir şey. Tabii yani. onun şeyi yok. Eğitimi tartışmam. Eğitim evet doğru ama eğitimle de bir yere gelememiş bir sürü insan. Tabii aynen eğitimsizlikle öyle. Eğitimsizlik dediğim şu. Ya abi ne eğitimi zaten? Neyin eğitimini alıyorsun? Kendini geliştirmen, kendini yapmak istediğin işi odaklayıp gerçekten ya bir işin üniversitesini okuduğun zaman o işi öğrenmiyorsun abi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya orada temeli öğreniyorsun. Temeli öğreniyorsun, ondan olayı çözüyorsun. Evet, ondan sonra işi sen yapa yapa işte öğreniyorsun zaten. Bu iş böyledir. Sen o sahnenin ne kadar tozunu yutarsan o kadar çok öğreniyorsun bir şeylere. Bu sistem bu. Onun için zaten hep çıraklıktan gelenler her zaman başarılı evet. oluyor. Doğru. ETS 2 yok mu? Yok dostum. Abi şimdi dur şu soruları biraz o nedir ya? Bana da çok soruyor. ETS mi? ETS dedi. Ya direksiyonlu seninle oynayacaktık ya şey. Ha. Uzun yola çıkacaktık öyle muhabbet edecektik. Tamam. Kemallerin yaptığı ama gibi. Ama ben onu yapabilir miyim bilmiyorum ki. Niye? 50-40 yıllık şoförsün nasıl yapamazsın? Ama oyun başka şeye başka. Yok ya aynı ya. Öyle mi? Aşağı yukarı aynı. Bir ara yapalım. Yaparız güzel olur. Euro Truck'ta Türkiye'yi veririz abi öf. Aynı muhabbeti arabayı kullanırken. Araba muhabbeti gibi. Bir de böyle onda ben 3 ekranı da aktif ediyorum. Hmm. Işıkları kapatıyorsun. Böyle 3 ekran senin harbiden önün oluyor. Direksiyonun da elinde vitesin var. Gaz pedalın var. Böyle sallanıyor burada tespih. Gidiyorsun. Hadi ya. Bayağı gerçek yol yani. Gerçek keyifli uzun. Yani. Keyifli. Ben böyle yol oyunlarını severim yani. Oynayabiliriz belki. Abi mesela liseden beri ben aşçılık yapıyorum. Şu an 2 yıllık öğrenciyim. Fakat aşçılık 10 kere bitti tecrübe olmadan yapılacak meslek değil. Tabii ki de abi aşçılığı sen okulda okuyarak nereye kadar öğrenebilirsin ya. Sen onun bir kendi başına işin içinde öğreneceksin. Bir de kendini farklı şef yapabilmek için de kendi denemelerinle işi büyütmen gerekecek falan filan. Tabii her şey pratiğe dayanıyor. Abi çok yani. O işler yapma iş abi. Yapacaksın. Her yıl pratikte gelişiyorsun abi. Soruların sonuncusunu alıyorum. Sonra videolara geçeceğim abi. O videoları çok izlemek istiyorum. Üzerinde boy boy varım. Babaraya fidan dikmeye gelecek mi? Gelmek isterim. O güzel bir etkinlik yani. Niye gel valla. Gelirim. Seve çok seve. Irgat lazım. Ben hepimiz ırgat olacağız çünkü. Gelecekmiş. Gelirim. Ama yorulursan dönersin. Şimdi nerede ekeceğimiz de belli değil daha. Hiç fark etmez valla. Her yere gelirim. Gelsin ya lütfen. Saha tecrübesi önemli. Babam da anlar bu arada. Bahçe işi bilmem ne. Maşukiye de çok ekti ağaçtan meyve dik. Oranın toprağı verimli. Ne diksen? Her şey büyüyordu harbiden ya. Evet. Tamam şuraya kadar okudum bunu geçiyorum. Şimdi şu gelin videolara bakalım ya. Ben onları çok merak ediyorum. Bekleyin dur. Videoları dehşet merak ediyoruz. Sünnetimi yalnız dikkat etmem lazım. Harbiden pipiden bana yemeyelim yani. Şunu şuradan alalım. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Bana da mesela Instagram'dan falan senin izleyici gençler işte yazıyorlar yani. İşte muhabbet ediyorlar. Bir şeyler soruyorlar falan. Herkese yazamıyorum. Kimine kısa geçiyorum. Kimisini sadece beğeni yapıyorum, geçiyorum falan. Yani kimseyi kayırmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten vaktim yok. Onun için onun da bir bilgisini vereyim bu arada. Böyle bir şey yakalamışken, fırsat yakalamış. Aga be, adam onu bile düşünüyor. Puh var size.
bir iki tane verdiğim söz var. Ne sözü verdin? Yani, ne sözü verdin? Kime niye ne sözü verdin? Hayır, şöyle söz verdim. Hani tabii isimlerini çok vermek istemiyorum burada. İfşa olmasınlar diye. Hani bir iki tanesi sana selam söyledi. Gerçi çok kişinin selamı var. Hani söylemiş olayım sana ama onu telefondan sana Instagram'dan bir bir göstereceğim yayından tamam. Sonra. Ben de onlara geri dönmeyeceğim. Buradan söyleyeyim şimdi. Haberi olsun. Bir dalga geçeyim böyle. Artık geri dönüp dönmeyeceğim o sana kalmış bir şey. Bilemem onu. Yok ya, şakasına söylüyorum ama genelde dönemediğim için baştan artık vuruyorum ya lafı. Çünkü düşünsene, bir kişi onu istiyor. Onun gibi isteyen yüzlerce insan tabii, var. Tabii aynen. Bana o bir kişiye cevap vermek diğerlerine puşluk gibi geliyor, anladın mı? O beni rahatsız ediyor. Çok ses gelmiş olabilir. Rahatsız ettiği için de hiç cevap vermemeyi tercih ediyorum genelde. Bu arada bunları hayırlısı bir ara okuyacağım. Baksana tonla şey gelmiş ya. Lean abonelik yolluyor. Yolluyor. Lean'in adı yolluyor. 4 lira gelmişse. Ah merhaba abi, hatırlıyor musun bilmiyorum. Bizim şişme sözü vardı. Ha, şişme bebek. Yollarım kardeşim. Habep Babarayan'ı bekliyordum. İyi oyunlar. Bayağı beklemişsin ya. Kafa yanmış. Oyun mu oyun demiş. Açı Efso mu? Bu kamera daha mı iyi lan? Uf, saçlarım falan dağılmış darma duman. oğlum keşke böyle yapsaydık lan yayını. Konuşmayı, muhabbeti. Neyse, sıkıntı yok. Sesimiz geliyor. Bak ben bu videolardan çok korkuyorum ya. Dur sana kulaklık takayım. Ses istiyor musun yani? Ses önemli mi senin için? Yo yani bilmiyorum. Tamam hadi. Önemli değil diyorsan takmayacağım. İcab ederse takarız. Abi kontrollü git de. Yani ne kadar kontrollü gidebilirim ya? Dur. Şöyle büyük kalsın bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada birkaç videolar var. Bunlara böyle ben hızlı hızlı baktım. Yalan söylemeyeyim. Böyle tak 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 ama izlemeden. İlk fuar diye bir video ile başlıyor. Dur ben, ses bende yok. Banlanmayız. Direkt sünnet. Oğlum sadece sünnet yok ki. Bir sürü video var. Garip grup videolar var. Zaten... Sünnetin en başını alırsın, or sonrasını almazsın. Ne yapıyorsun ya? Bu... ben küçükken bir ajanstaydım. Ufakken. Bu da bisiklet fuarı. Harbi derinin aynısı. Bak ciddiyim, evet. Şu an derini görüyorum ya. Aşırı benziyorsun ya. Anne! Bak burada mevzu ne biliyor musun? Evet. Bunu ilk babamla yaptığım yayında da söylemiştim. Çocuğun şey korkusu. Annem gidiyor mu, babam gidiyor mu? Çünkü çok kalabalık mekan. O göt korkusu varmış bende o zaman. Buradasın değil mi diyor ama bakıyorum yani. Buradayım. Ya da orada ilgi bekliyorum. Bak görüyor musunuz? Her yer sigara içilebilir abi. Fuar alanı. Evet maalesef. Ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş. Ya evde hiç, otobüslerde, uçaklarda düşünsene. Hayır, şimdi abi. İyi yani bakma. Yanında küçücük çocuğum orada pöfür pöfür sigara içiyor şey kadınlar. Bir tane şey vardı burada, çıkıyor galiba. Bir çocuk vardı. O Yeşim Salkım'ın mı kimin, birinin klibinde oynuyor. Vay reise bak. İşlere bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bundan çok güzel emot olmaz mı ya? Bak dilimle rahat çıktı, gördün mü? Diş yok ya. Direkt dil çıktı oradan. Bu kalem bu ne lan ya? Yedirmişler bir de RDR 2 gibi.
bir emanet eksik. Aferin oğlum, vitesi arttır, yardım şimdi. Ha bu çocuk işte. Sen bunu biliyor musun, bu çocuğu hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Neydi ya, ne şeyin adı neydi? Klipte oynuyor, klipte mi oynuyor? Klipte oynuyordu da. Onu hatırlayamam. Şarkının adı neydi ya? Neyse, geç. Neyse, boş ver, aynen. Çok uyuz olmuş bu çocuğu. Çok şeydi ya. Yani şimdi çocuğu ne yapayım? Neyse, ben şöyle ilerleyeyim bak. Anneme bak, gül bakayım diye darlıyor beni ya. Ses çok mu? Pardon. Şöyle kısayım. Sesin bir esprisi yok. Çok zaten kötü sesler. Nasıl şu an, iyi mi? Bak kızlar orada, ben hemen... Hala mı açık? Ulan Allah Allah, daha ne kadar kısabilirim ya? Ha iyi, tamam. Hareketler abi. Tokadı bir koyacaksın ama. Bu neydi? Buradan Sinem'e sevgilerle, çocukluğunu görürsen ya da tanıyanlar varsa, Sinem diye bir arkadaşım varmış, haberim yok. Adnan memnun musun? Evet. Metin Bey. Aa, görüyor musun? Aslan. Bak işte avını bekleyen mavi gözlü çocuk. Sırt sırta vermişiz. Elini koyma ama. Sen ablanın sorularına cevap ver. Sen hangi reklamlara çıkıyorsun bakayım? Sabah. Anne çok sevmişti bunu. Ama hangi reklamlara çıkıyorsun? Başka? Sabah dedi. Biz hepimiz böyle bir ajansın mensupları olduğumuz için böyle reklamlarda falan oynuyorlar ya. He. Bir ben oynayamadım yine. Daha bisiklet de yakıştı sana oğlum. Ooo. Burada. Bak bisiklet de olmuş. Oğlum. İnce bir türlü. Ooo. Folklor Reis. İzleyin, izleyin. Herkesin çocukluğunda bir tane folkloru var ya, çok garip. Ben neredeyim? Bu Güler Hoca, benim ilkokul hocam. 95 yılı bu, evet. 95. Normal. Ne normal? Yani şey normal. İşte bu görüntü kalitesi. bu tipler. Anneme bak, anneme orada duruyor. Bu annem. Bu benim Selin diye bir arkadaşım var, Aylin abla annesi. Aylin miydi anne? Aylin miydi? Çok ayıp oldu. Aa bu da ben. Aylin ya. Niye sen de beni bozuyorsun? Düşünüyorum, Aylin olduğunu biliyorum ki. Aylin, ben bir anda şeye gitti aklım. Selin miydi? Şu benim bu arada. Heh. Selin'in ablasına gitti, acaba onun ismi? Yok. Ben kendimi... Hop aslan! İşte. Gülşah bu. Kim tanımıyor? Ben de çıktın, aldım getiriyorsun. Bak bak bak. Adımların asilliğine bakar mısın? Görüyor musun bak? Kızı nasıl koruyorum? Peter Parker ne lan? Şerefsiz. Ne diyor? Peter Parker. Bak bak bak, kız benden uzun ama olsun. Bak şurada aynı derin. Alfa erkek. Bak ilk ben çıktım diyor. Abi o zamanlar köseyim misin? Pezemek, o yaşımda sakalın mı çıksaydı bu kadar? Allah Allah, köseyim misin ne ya? Yani o yaşta kim köse değil? Var mıydı senin o yaşta şöyle sakallı, buradan böyle yağladığın falan? Varsa yolla görelim. Köseyim misin diyor. Neyse, burada diğerleri tutacak. Senin sonra galiba bir tane şey var, tek. Var mıydı? Tam hatırlamıyorum, vardı galiba. Değil mi?
Tek şey. Var mı solo? Gösterin. Solo varsa. Ya işte görerek hızlı gidemiyor musun? Selin'e bak ya. Hızlı git. Şöyle gidebiliyorum. Ha. Böyle yapabiliyorum. Yine dişlerim yok ya, aynı dönem. Lanet olsun, çıkamamışlar. Abi o yaşında gözleri renkliymiş. Evde ne çalıştırıyorduk senin bunları? Çalışıyor muydun? Abi. Yani istikrarı görüyor musun? Bam gün bam gün. Bu kızların turu. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Dur ulan et. Hiçbirini tanımıyorum. Sert bakışlar. Benim solom yok galiba baba. Tam net hatırlamıyorum ya. Olabilir olacak ya. Oğlum bak diyorsunuz sen niye hep sinirlisin al. 95 yılında da aynı bakışlarım var yani. Sürekli kaşlarım çatık benim. Öyle bir tiplemem var yani ne bileyim. Aa çıkıyoruz galiba. Çok sıkıcıymış folklorda ya. Bu ne ya? Aha. Yaparak at. Yardır oğlum. İşte bak fıtık burada attı benim. Bana bunları yaptırmışsınız. Fıtık atmış orada. Vay. Gidenin makas mı diyorlar? Çocuk yapamıyordu hatırlıyorum falan diye. Öyle hemen bozluk atıyormuş. Bakalım. Oha kalktılar. Oğlum breakdance yapan mı aralarında? Tamam bu video herhalde böyle bitiyor. Evet. Ha dur sonraki mevzular var kulis. Etkinlik sonrası konuşma var bir dakika. Çok iyiydin Tokan harikaydın tatlım. Geç bunu bence. Dur ben seni bir geçeyim de bir kendime. Al. Evet burada tebrikler mebrikler. O, banını açayım lan, to attım onu. Bu Tuğçe'nin doğum günü, bunu özel şimdi, açmayayım doğum günü kız. Fuarı izledik, fuarın içinde folklor vardı abi, sünnet çıkmasın da bir an. Ay, anneannem benim, dur bu çok... Kapat, kapat, bu ne baba ya? Dur bir dakika, şunu şuradan ben bakayım ne var ne yok. Bence burada rezil olacak kişi ben değilim de Tuğçe bence. Tuğçe. Yine güzel dans ediyor. Ya kız hayır ben şaka yapıyorum. Çocuğuz ya bu ne rezil olur yani. Salak gibi dans ediyorum. Baksana abi şu tipe bakın ya. Oo aile ayaklandı. Ben emaneti çektim bak. Ne kadar dans etsem içinde mutlaka bir tane erkek vari bir hareket vardır. Emanet bele takılmadan oynamazdım. Bak ateş falan ediyor. Attı salak. Belim, aa bak gelmiş belime gördün mü yine? Bırakmam onu. Çok kötü tutuyor. Oo görüyor musun? Bak. Bu çalışılmış. Bu çalışılmış arkadaşlar. Ya anasının kuzununda, kuzusunda öyle vurgu yapılmaz. Neyse bu Tuğçe'nin doğum günü. Burada ben yokum herhalde. Yoksun oğlum. Bak o, ya dans meşhurmuş ya. Şimdi gençler böyle ve hep aynı şarkılar. Tarkan. Baksana danslara falan. Neydi bu? Çelik mi? Çelik de bu herifler büyümüş, küçülmüş mü?
Onun şeyine girmiş. Şov yapıyor. Bakar mısın ya? Bu bildiğin 70'li 80'li filmlerin, hemen 90'ların kostümü ve dansı yani. Aman abi bunlar tehlikeli. Evet. Ya buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar ya. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Hani çocuk pipisinden bir şey olmaz bence Twitch'te ama yani görmeyin de abi, niye görüyorsunuz benim özelim ya? Dur çok dikkatli izleyeceğim. Kaç yaşında Fikra? 5'in içinde. 72 ay mı olacak? Buralarda bir şey yok zaten. Buralarda bir şey yok. Burada daha delikanlı. Şeyin kucağına alıyor ya seni. Yani hiçbir şeyden haberdar değil. Giydirmişler bir de bana bu kefen gibi. Tövbe yarabbim. Ne kıyafeti? Donum çıktı şu an. Babası fotoğrafçı oldu. Ama ayar yapıyorum babacığım da. Tamam. Şimdi ayarlarsın. Şimdi geçebilirsin. Hızlı geç. Abi dur. Bak şu yatırış işte ya. Bak suratındaki korkuyu görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika şimdi burada ben bir pipi kontrolü yapayım. Aa evet direkt gözüktü. Yani şöyle kare kare gösteriyorum. Olaya başlamadan önce. Dur dur. Burada adam resmen oynuyor abi. Yani baya baya oynuyor. Aslan bir delikanlı deyip bu kadar şırınga çıkardı. Bunu benim modlara özelden izletirim. Şu kadar bir şırınga çıkardı. Bende hala bir sıkıntı yok. İğne giriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Herif öküz. Böyle iğne yapılmaz. Bak. Ama kaç yerden yapıyor? Ama bak baba gayet suratım normal. İğneyi bastırdığı anki böyle iğneki titreşime bak ve benim o anki tepkime bak. Ama şimdi o iğneyi yumuşatsın diye yapıyor. Tek bir noktadan değil, 5-6 noktadan giriyor. Yani yapıyor çıkıyor, yapıyor çıkıyor, anladın mı? Sürekli böyle. Bir de iğneyi içeride dolaştırıyor, ileri sık şey enjekte ediyor. Şöyle suratımı göstereyim. Burada pipi gözükmez herhalde. Tamam bir şey yok ki. Ha lan dur. Babaannem de yavrum bir şey yok gidiyor. Durun lan. Bu ne ya, her yerden biz çıkıyoruz. Bak suratımı görüyor musunuz o yanda? Bak abi acıya bakar mısın? Tukan bak filme alıyorum seni, ağlama. Ya babam ayıp denen bir şey var. Tukan bak filme alıyorum seni. Herif delik deşik yapmış. Ben görüyorum operasyon kısmını da. Her yere iğne batırıyor abi. Lokal anestezi mi yapıyor bunu? Nasıl? İşte böyle şey yapıyor. Uyuşturuyor işte. Ondan sonra şimdi bunu yapacak. Ucundan acık derler yani. Bitti. Hepsi bitti bak. Hemen sarıyoruz, sarıyoruz. Sarık sarıyoruz bak. Bak bak bak. Bak. Sarık sarıyoruz da delik deşik yaptın. Onu senin komple silikonlaman lazım ya. Bütün işler bu kadar. Hani o iğneciler var ya. İğnecilerin yaptığı kötü iş. Seyrediyorlar. Kafamı görüyorlar. Şu kısmı onlar görüyor bak. Bitti abi. Bitti. Güzelim benim. Bitti. Bak yerinde duruyor bak. Bak yerinde diğerinde. Duyuyorlar. Duyuyorlar. Pipin yerinde diyorlar şu an. Üstünü de kapattı. Şimdi rahat uyusun. Yatsın uyusun. Kendine baksın. Tamam mı? Şu an galiba sadece iğne yaptı. Tabii. İşte uyuşmasını bekliyor şimdi. Uyuştuktan sonra da... Bu dedem, bu babaannem, bu işte... Ulan seni bulacağım. Seni bulacağım. Tamam. 5 dakika mola. 5 dakika mola veriyorum. Tamam. Herkes serbest... Albay amca dedim ya. Hani Şükran teyzenin eşi. İşte albay amca bu. Anlayamadım. Bir daha. Ay nasıl ağlıyor ya garibim. Ama sen sünnet oluyorsun. Bak, 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 b
Şimdi normalde sünnet burada olmayacaktı zaten değil mi? Öyle hatırlıyorum. Elektrikler tabii, gidiyor. Ya şimdiki şöyle, o dönemde şey vardı işte bu hani kansız yapılan sünnet vardı. Normalde klasik bir sünnet değil bu seninkisi aslında. Anladın mı? Normalde işte şeyle yani bıçakla şeyle keserler. Ben de yani... yeni bulunmuş bir tekniği mi denediniz? Hayır canım. Nedir yani? Yapılıyordu bu zaten. İşte Bülent bunu tavsiye etti doktorun. Hmm. Dedi ki bu daha dedi şey dedi yani daha sıhhi dedi yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra biz de tabii bilmiyoruz ki yani tamam dedik doktor sen ne istiyorsan öyle olsun dedik. İşte bize gelindi evde yapılacaktı tesadüf elektrikler kesildi. Bu da elektrikli bir sistem olduğu için apar topar şeye gittik işte burası. Burası anneannemin evi. Anneannenin evi. Anneannemlere gittik masaya yatırdılar. İşte gördüğünüz kısımlar bunlar. Evet aslında evde daha hani şey yatağın matağın her şey hazırdı orada yapılacak. Baya masaya yatırıp kesmişsiniz tabii, abi. Tabii burada yani işte gün... şey olduğu yazık için çocuğa yani. Acil bir durum olduğu için böyle bir şeyde yapıldı. Ortamda yapıldı. Ama hep onu düşünmüşündür yani evde başlayıp da hani tam işin ortasında elektrik. Ya evet lan tam kesilirken elektrik gitse yarım kalacaktı. Ama normal klasiğe geçerdi o zaman yani adam neticede operatör yani. Yapan adam. Tamam. Şu an tekrar açılıyor bir saniye. Aa baba sen çıktın orada. Burada abi teselli aşaması yüksek ihtimal bakmıyorlarsa. Niye ağlıyorsun sen? Bak hiçbir şey yok. Bak. Tut. Bakışa bak. Yazık lan. Ulan yazık. Şunun sesini alsanıza. Şu anın sesini al. Dur. Bak şu anın sesi alınmalı abi. Hey Allah'ım ya. Bak hiç ellemiyorsun bak. Bak. İlk defa izliyorum ben bu arada yeminle. Böyle o yüzden kilitlendim. Uzun uzun dinliyorum bu abiyi. Hissetmiyorum ki yazık. Onu da bilmiyor ki. Acıyor mu diye soruyorsunuz. Ben yok diyorum. Yok ki orada hiçbir şey şu an. Bütün iğneleri soka soka. Acıyor mu? Zaten bir iğne de hissettiğin için zaten bağırdın ağladın yani. İğnesi çok acıttı. Ya ben orada şimdi izletemedim. Laps 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 böyle böyle vuruyor adam. Yok öyle de değil. Yani hani böyle çıkartıp tekrar girmiyor. Bir kez sokup ne yapıyor? Farklı derin içindeyken mi oynatıyor? Tabii derin içindeyken yer değiştiriyor. Bana acıtır yani ya. Şırıngayla. Hani etrafını komple böyle o kısmın uyuşturuyor yani. Yok daha kesmediler burada. O kadar bağırmamın sebebi oymuş oğlum. Adam iğneyi takıyor. Bütün 360 derece geziyor oralarda. Şu anda yapıldı senin. Sünnet yapılmadı daha. Biraz evvel yatırdı ya tekrar seni. Sen çünkü parça parça gittiğin için anlayamadım. Evet şimdi yapıyor. Aa şimdi kesiyorlar. Aa. Tabii dikiyor. Dikiyor. Oo lan bu çok kesmişler ya. Kimmiş Tukan? Evet. Kim burada bitti. Bir de gidiyor mu diyor diye biri şarkı söylüyor arkadan ya. Bu kadar da insan psikolojisine oynanmaz mı? Erdoğan amcaya bak. Tukan kimmiş Tukan? Bak Erdoğan amcaya bak. Bak Erdoğan amcaya bak. Yazık lan. Gel abla da çek bak. Hah. Ha, bak Tukan. Bak nasıl tedirgin bak garibim Tuğçe'ye bak. Zaten o bahçeye kaçtı yapı sen bağırınca. Bahçede miydi o? Tabii o bahçedeydi hiç gelmedi o. Sonra bittikten sonra annen camdan çağırdı onu gel dedi. Bitti. Anneanneme bak nasıl ağlamış yerim seni ya. Canım kıyamam sana. Annem de gülüyor. Anneannem babaannem de gülüyor vallahi. Ya vallahi diyorum bu çekilecek çile değil ya. Bir yerde gözüksün bir şey olmaz. Bitmişim oğlum şuraya bir küçük rakı koyacaksın. Tamam bir de peynir tabağı. Evet.
Allah, Ubay amcasının kalbi küt 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 içeriye geldi. Niye gördün mü? Orada. Banyo tam arası baba. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şerefsizim, bunu çok seviyormuşum. Acaba benim torunum olsa bu kadar sevecek mi? Şerefsizim, ben bunu bu kadar seviyorum. Acaba torunum olsa bu kadar sevecek miyim diye diyordu albay amca. Zaten bunlara söyledim. Niye geldiniz bizim eve dedim. Niye geldiniz bizim eve? Keşke gelmeseydiniz. Evet, ben diyorum. Ya beni çok farklı severdi albay amca ile Şükran teyze. Yani Kore'de savaştım geldim diyor. Bu kadar diyor. Yani oradaki olaylar, bu kadar üzülmemiştim diyor yani. Dur bakayım, şu an orayı söylüyor zaten. Girdim muharebeye dedim. Muskular formundan bulup yaptım. Daha hiçbir şey yok dedim. Keşke gelmeseydiniz. İnanın ki ben Kore'ye gittim. Girdim muharebeye dedim. Muskular formundan bulup yaptım. Daha hiçbir şey yok dedim. Bunlar olamıyor. Efendim. Git bir gör oğlum şu adamı ya. Tuğçe'ye bak. Volkan. Ha baba. Giderim giderim. Ziyaret et. Yaşıyor hala arkadaşlar. Maşallah dede. Maşallah. Dedeme bak be. Dedem de jön adam. Jön ya. Jön adamdır ya. Baksana gömlek memlek. Ama dedem benim her yaşta, ben onu her yaşında hep janti gördüm. Ama hep öyle. Hep tak ceketini giyer, tak kumaş pantolonunu giyer. Baban yaşıyor mu mu? Memes Dada, kafam mı güzel ama tövbe yarabbim. Bana soruyordur baban yaşıyor mu diye belki. Yok ya, sanmıyorum. Ben yanında oturuyorum, sana soracak hali yok ya. O kadar gerizekalı değildir canım. Yok, o büyük dedem. Ağa olan büyük dedem. Eyüp müydü? O büyük dede, Eyüp. Eyüp dede, o sak bizim bıyıkları şey olan. Nenemin adı da Sultan ha, bak ne kadar enteresan. Oo, Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Evet be. Bak içli içli ağlıyorum burada. Tamam. Bir bak bakayım ben. Kandırdılar beni, kestiler. Öyle bir şey. 72 saat sonra, 72. Bitmişim ya, hayata küsmüşüm. 1 saat civarında. Tuğkan az şekilde alem yakışık diyorsun. Önünü mü kapatıyorsun babamın? Ne? Ha bu adam işte bu. Düşmanımsın. Düşmanımsın bu saatten sonra. Biraz da tabii çocukların, insanların ağrı eşiği değişik oluyor. Tabii. Ağrı eşiği ne değişik oluyor? Böyle kimin... Ne diyor? Kimin çükü dayanabilir böyle bir acıya ya? Diyor ki yani niye ağladı herhalde bu kadar diye soruyorlar. İnsanların ağrı eşiği farklı olabilir. Tokatlıyordun en son. Neler yapmadın lan? Tabii adam şimdi doktor, bir şey diyemem de anneme bak. Çok ağladı oğlum. Oo. Oh. Babaannem de mi sigara içiyordu? Aha. Bu ne? 15 gün sonra çıkacak. Vay. Bülent abi ne yapmadı acaba şimdi? Ben de. Hadi aç oyuncağını. Hadi. Bu sünnet hediyem mi benim? Her işin bir ehli var tabii. Önce Erdoğan'cınkini aç. O oynadı. Arkadaşlar. Bu şey ya. Hediye açarken ki görgüme, iyi eğitilmişliğime bakar mısınız? Adeta bir Alman kurdu gibiyim. Bak, normalde ameliyat eder gibi. Evet, arsız bir çocuk olsam. Ben bir çay alacağım. Alam. İster misin? Yok, sağ ol. Arsız bir çocuk olsam bunu parçalardım. Son kargo açılışıma şey yapmayın, takılmayın. Ne oldu? Ne? Kim ne oldu amına? Ha, Rambolar gelmiş, hoş gelmişler. O yüzden bunu izleyin derim. Buradaki bu arada teyzem. Hep söylüyorum, işitme engeli olan. Bu da mı ninjalı yoksa? Ninja hayatımız. Adam ninjaya zaten bu oldu. Aa, büyük ninja. Bunu anlatmıştım, bilenler bilir. Ha, yırttım da o. Bak, çok düzgünce açmaya çalıştım. Dur bakalım lan. Babası mı? Ninja'nın babası. Ninja'nın baba. Abi seni anlattın ya yukarıda. Ben oğlum onunla kurulursun şu yatan. Burada annem bir yandan teyzeme işte anlatmaya çalışıyor durumu. Çünkü bu hediyenin bana alınmasının bir sebebi var. Babam bana Ninja Turtles'ın bir oyuncağını alıyor.
Ben yukarı Yiğit diye bir arkadaşım var, ona götürüyorum. O bana bir çıkartıyor büyüğünden, ben ağlayarak geri dönüyorum. Babam anneme diye. Babam da üzülüyor, büyüğünü alıyor. Bu yani mevzu. Annem de şu an teyzeme onu anlatıyor işaret diliyle. Hala kutuyu nasıl açtığıma bakın. Hala kutuyu nasıl açtığımı inceleyin. Açamıyorum. Aa! Ben burada bu bademcik ameliyatından sonra değil mi? Çünkü şişmanlamışım. Çektim oğlum orayı. Tabii. Meme muhabbeti yapıyoruz değil mi burada? Bilmem. Öyle mi? Çektim mi orayı? Çektim. Benim yüzümdeki bakış meme görme bakışı bu. O yaşımdaki meme gördüğümdeki üründüğüm surat ifadem. Ya bir hatta bir ara böyle kafanı kaldırıyordum, böyle bakıyor musun sen? Böyle bir şey hatırlıyorum. Bak, seyredecek misin evde diyorsun. Bak. Bakışı tamam, bu var. Da meme. Av bakışı bu da işte. Bu resmi avını gören. Yanaklara bak. Tontikliğe bakınız. Çünkü bak, odak direkt bozuluyor. Başta bir gülme ve memenin gerçekliği şurada aklıma geliyor. Kendimi tanıyorum oğlum. Hop. Gördüm ve o huzurlu bakış. Orada radarı açtım. Burada da arkadaşlar okçulukta Uğut. Uğut'un öncesi bu arada. Uğut'tan da önce. Tuğkan kesmede değil lan dizcilik. Kesin altında silip var. Aa. Aferin oğlum. Helal olsun. O yaştan belliymiş okçu olacağım. Gözüne daha nereye vurdun acaba? Nereye? Hep hedefe vuruyorumdur. Ben affeder miyim ya? O mayo ne? Lan ne yapalım, o yaşta silip don giydiriyorlarmış mayo. Öyle değil mi? Yoktu öyle short mayo. Yoktu yani hiç kimsede. Bir çocukları geç. Kocaman adamlar giyiyordu onu. Bir babam short giyiyordu galiba. Ben short, hiç mayo giymedim. Sen hiç mayo giymedin. Hep short giydin sen. Bana niye mayo giydirdin? Ne bileyim, o öyleydi yani. Kendine yanmadığını çocuğuna yapar mı? Göte bak. Dayın da çok sever. Dayım hala. Renklilere at, renklilere. Bak şimdi ben kendimi yorumlayayım buradan. Tam ergenlik dönemlerine girme şeyleri, anları. Be, daha küçüksün. Kaç yaşındaydın ki burada? 98. 98. Çek yiyeceğine, çek. 10. 11 işte. 11. Yan bak biraz daha. 1, 2, 3 say. 11 yaşındayım burada. Gene boyun mu fosun varmış ha bari. Orayı. Ha. Ya bu tam ergenlik şişmanlığı ya. Ergenlik dediğim çok... Kalamış'a giderken biraz daha şişmanlanmıştım. Evet. Bu yaşlarda genelde şişmanlar çıktı işte. Bademcik ameliyatı sonrasıdır bu ha. Net yani, eminim bak. Bademcik ameliyattan sonra bana olan oldu. Tabii. Elim nerede? Çektim oğlum orayı. Lan, ben bir dakika, muhabbeti hiç dinlemedik. Baba şurada varken niye çekiyorsun? Baba şurada varken niye burayı çekiyorsun? Çektim oğlum orayı. Orayı çektim mi? Tabii. Niye? Seyredecek misin evde? Ya hayır. Ya çok iyi bakış ya. Akıllı çocukmuşum. Şurada varken niye vuruyor? Ya tam bir su kurduydum değil mi? Evet, aynen. Sudan çıkmayan bir adamdım. Ve de hep dalardın. Dalardım. Avlanırdım. Ve muhakkak bir şey bulurdun. Bak, Rolex saatlerinden tut. Gözlüklerine. Saç tokaları. Para. Bir kere sürekli para buluyordum hatırlıyorsan. Avşa'da bilhassa ve diğer tüm. Oğlum ben denize ne zaman girsem elim boş çıkmıyordum. Bak, şahit yanımda. Ama o amaçla giriyordun sen denize, evet. Resmen yani. Hazine için giriyordum zaten yani. Hep şeydeydin yani. Oğlum, su altında. Öyle bir, yani nasıl diyeyim, o kadar hırslıydım ki o konuda. Rolex bulduk ya. Rolex değil miydi o, hatırlamıyor musun? Sahibini aradık hatta, sonra gidip
Evet. Bulduk da bulduk diyebiliyorum. Oğlum biz öyle Rolex buluruz da cıdızlamayız. Sahibi çıkmasaydı hızlardık. Çok sağlamdım yani o konuda. Hiç, niye biz o saati sahibine verdik ya? E ne yapacaksın? Lan oğlum iyi saat de o ya. Şimdiki aklım olsa koluma takarım. Ya aynen. Oğlum işte böyle böyle eğitiliyorsun. Şimdi babam orada bana deseydi ki lan oğlum cep ne dese benim o noktadan sonraki hayatımda cepçi olacaktım, hızcı olacaktım. Babam ha onun sahibini bulalım. Pahalı saat o dediği için kafa hep öyle çalıştı bundan sonra. Eğitim evde başlar. Bunu unutmayın. En pahalı saatler çok güzel marka. Tester parfümcü geldi. Selamlar. Hoş geldin. Ucuz olsa bulmaz mı? Yani gözlük mözlük buluyorduk. Buluyordum ben yani. Gözlüğü nereden bulacaksın sahibini? O aramaya değer bir şeydi. Pahalı bir parçaydı yani. Bu hareketlere bak. İyi de yüzerdi lan. Yani ben yüzerim abi. Bak deniz su beymiş. Aqua ben boşuna demiyorlar. Evet bak bir nefes alma sıkıntılı. Ya burada 11 yaşındayım yani iyi bir yüzme bu yani. Evet işte onu diyorum iyi yüzerdin yani. Ne oldu? Deprem mi oluyor lan? Ne depremi ya? Ben bazen böyle deprem mi oluyor diye bakıyorum da. Arada ölüyorsun abimi. Annen her yatışında aynı şey içeride hep sesleniyor bana. İbo ne oldu diyorum. Sallanıyor muyuz gene diyorum. Benim gibi sallandık olan diyor. Benim gibi olan. Nefer hoş geldin kardeşim. O, onda da şey takıntısı var deprem. Bende de vardı. Evet. Abi animasyonlar şey neydi bunun adı ya? Animasyon değildi evet. Bu. Animasyon mu deniyordu o zaman bunlara? Yani işte akşam şeyleri. Anneme bak Ayda çık sen de dans et zaten hiç durma yerinde. Herkes nasıl eğleniyor ama? Durmak yok. Edouard, dans quelques instants, je vais vous présenter les deux personnes qui vont vous animer. Ha bu da Bolu Gölcük. Burasını böyle net hatırlıyorum yani neyin ne zaman olduğunu. Neler yaşandığını. Abi çok güzel mekandı ya. Burası ama herkes gidip tutamıyordu değil mi? Böyle doktorlara mı? Ya burası özel birilerine mi veriyorlardı bu? Neydi burayı? Turizm Bakanlığı'na ait bir misafirhane burası. Yani hala da öyle zannediyorum. Bu göl komple donuyor abi. Her taraf. Bir tane ev var işte buz. Orada köşk var. He, bir tane de köşk var ortada. Evet zaten o kartpostallarda falan hep çıkar bu. Yani internete girdiğin zaman Bolu Gölcük dedim bu gelir zaten. Bak böyle bir köşk burası. Bizim Doktor Murat'ın günaydın. Vasıtasıyla burayı şey yapmıştık. He Murat abi ayarlamıştı. Ayarlamıştı. Yavaş kayıyor. Yukarıda şarjda. Ya bizim böyle bir grup vardı babamların arkadaş grubu. Sürekli böyle etkinlikler işte. Ya o dönemler güzeldi oğlum. Yani bunu şimdi izleyip de şey yapmayın. Abi şimdi niye böyle değil? O dönemler olay buydu biraz da bence. Yani görmüyor musun? İşte tatil köyü Türkiye orası. Herkes dans ediyor. Aileleriyle, çocuklarıyla. Bir tane böyle bir tip yok. Çok bozdu oğlum bizim ülke ya. Yani neydi ne oldu anasını satayım. Yani biz gelişmeye devam ediyoruz ama yani o insanımız bozuluyor da şey oluyor söyle adını ülke sağlamlaşıyor. Ece'ye bak. Doktorcuğum. Oo iyice kilo almışım bu bak gitgide şişiyorum ha. Şeyden bu ya.
Nereden? Bademcik ameliyatından. Bademcik ameliyatı zaten. O bademcik ameliyatını bana yaptırmayacaktınız kardeşim. Ne bahane he. Bahane değil, bu bademcik ameliyatından abi sonra. Her bademcik ameliyatı olan şımarlıyor mu ya? Evet. Hadi canım böyle şey mi? Ya bakar mısın? Bak bir şuradaki yakışıklılığıma bak. Kaç yaşındasın sen? Şöyle bak. Abi ne kesmişsiniz? Gel gel. Bakar mısın abi? Aslan gibiyim burada. İncecik çocuğum. Bak görüyor musun fitliği? İşte bundan sonrası şişmanlık. Oğlum. Badem çamlıyordu. Neyse. Yok be geyik yapıyorum. Öküz gibi yemişimdir canım. Abi şey de çünkü yani. İştahlıydı. İştahlıydı. Neyse dansı gördük Gölcük. Bu Gölcük gibi ben nerede bilmiyorum. Az önce bir fil gördünüz, o bendim. Burada daha çok tabii aile muhabbeti, ben çok olmayabilirim. Yak buralara bak. Bu bizle alakalı olmayabilir. Gene Gölcük. Ha, böyle baksa spor falan yapıyor millet yani. Volkan abin yaptırıyor bunları, öyle hatırlıyorum. Babam yine yiyor. Bir dakika, oradaki işlemi göremiyorum ki. Ha. Evet. Şey doğum günüydü senin bu. Benim doğum günüm bu yüksek ihtimal. Yani Gölcük'teyken doğum günüm hem denk geldi öyle yani. Evet evet. Yani orada doğum günü kutlamış. Şeye bak ya. Buralar sıkar diye hızlı hızlı geçiyorum. Anacığıma bak be. Ha burada doğum günü kutlanıyor. Yarma günün. 27-12-98. Ha işte tamam. Aynen 27-12-98. Yırmağa gidiyorum. Böyle böyle böyle. Gölü de al abi, sende ne biçim mantıklı. Hadi gelin çocuklar. Aslan diyor. Evet bunu da geçelim. Son videoda ne varmış? Bu ne, kimin terası bu? Ha şeyin. Temin tabağı. Ben var mıyım? Burak daha çok küçük burada. Kızı. Keşim sizde. Ben yapma. Çok alakanız yok. Bir daha yiyor ya. Tamam hani. Bak şimdi size az önce çocukluğumdaki Uğut okçuluğumu kanıtladım. Şimdi Warrior kısmımı göstereceğim. Burayı az önce izlerken denk geldim. Dur şurada bir yerde ben bir sahneye gelip bir trollüyorum, bir şey yapıyorum diye. Az önce sanki burada görmedik mi? Tuğkan. Maret Tuğkan. Bravo. O yıllarda alkol var mıydı? Daha üretilmemişti kardeşim. Alkol böyle 2014'lü yıllarda, 2013'lü yıllarda başladı. İşte o orta, şu ortamı bulamıyoruz. Bulursunuz oğlum ne? Burada blacksmith'im abi. Burada demircilik yapıyoruz. Sonra... Neyse trollemeyelim burada. Geç geç geç. Huş Burak buldu. Az gölge. Bak burası Maşuki ama hani çok bir şey belli olmuyor. Bu bizim o 99 depreminde babamın içinde kaldığı ev var ya. Yani bizim hani dağ evi deyip duruyorum. Burası işte orası. Yok lan olmuş değil. Benim başka bizim aile dostu Burak. Olmuş lan ben o yaştayken olmuş daha karar aşamasında bile değilim. Kanepe. Bak az önceki bebek bu işte Burak. Bu da benim. Şimdi burada bu çocuğa AOS'u almışım. Eğitim veriyorum. Kılıç kalkan. Artık ne varsa. Şu an kılıçları temizleme aşamasındayız. Yine florumu takmışım. Eğer tabi tahta kılıçla eğitim vermek zorundayım. Bak gördün mü bir asi bandit kafası. Haydut. Çıkma da yaparken hani sağda rap var ya, ocaktan tekrar bineye çekiyorum. Hem de iki tarafta dönüyor. Çekmeceye çektim, dolap kadar geliyor. Gülçin bak şimdi sen benim içini gidiyorsun. Gülçin ben...
Öf reis. Ondan sonra bir tane üçlü büyük kanepeye ihtiyacım var. Bunda hiçbir şeyin haberi yok. Elinde longsword var adamın. Çok güzel olmuş. Anacım. Evet. Ya sünneti tabi detaylı ben onu montajlayıp bir ara izletirim ama yani şey kısmı da biraz tehlikeli. Pipi kısmı. Ya videoların formatı bile farklı. İşte şeyle o, o zamanki kameralarla çekildiği zaman bu WOP diye bir formatla işte. Onun için zaten sıkıntı. Hayır hayır, o anlık gözükmüş olabilir. Önemli değil. O kesildikten sonrası raporlasan da anlamazlar ne olduğunu. Ne olduğunu bile diyorlar. 3 yaşındaki çocuğun şeyini de tabii canım ondan ne olacak? Yasaklamazlar yani. O kadar da yani, öküz değillerdir yani. Bayağı ekranı sığdırdı ha. Bir dakika dur. Şunu bir fullleyeyim. Videolar tost makinesi ile çekilmiş. Evet arkadaş 94 yılında çekilmiş videoları izliyor ve tost makinesi ile yorumluyor. Garibim tabii 2004 doğumlu olduğu için 94'te de HD kameralar var falan sanıyor herhalde. Yapacak bir şey yok. 94 yılında kamera görünce millet bu ne lan oluyordu lan. Keko'ya bak. İki gün sonra ya yersek deriz tamam abi uzatmayın. Siz bunu uzattıkça benim anlamam için uğraşıyorsunuz. Az uyanık olun lan. O zamanlar 4K televizyon vardı tabi lan 4K vardı. Üstüne şey yapıyorduk biz. Netflix yeni çıkmıştı o zaman. Wireless'tan direkt doğrudan televizyon akıllı TV değil de. Böyle üfleyerek babam akım yaratıyordu oradan böyle transfer oluyordu internet. 8K teknolojisi. Evet sorulara devam ediyorum bir yandan. Baba sıkıldım videoları izlerken fark ettim. Yo. Çünkü sen sesi istemedin. Sesi istemediğin için de ne olduğunu hiçbir zaman anlamadın. Tukan abinin bazen çok küfür etmesini nasıl karşılıyorsun? Ve eskiden siz de çok küfür eder miydiniz? Buyurunuz. Bana mı sordun? Evet sana sorular sana. Valla ben çok duymuyorum senin küfürünü yani küfür edeceğini bildiğim için pek seyretmiyorum şeyleri geçiyorum oralarını. Yani küfür hoş bir şey değil tabi. Ben de arada sırada ediyorum tabi. Ya yani o da bizde bir genetik abi. Genetik yani. Dedem iyi küfürcüdür. Yok dedenin bir tek şeyi var. Şey der herkese. Abi saçım başım bir yapayım ya daraldım 2 saattir ha. Ne yapar? O da ağız alışkanlığından. Yani kötülükten söylemez de. Yani herkese işte pezevenk bir lakap takmış onu söyler. Dedem iyi küfür ediyor. Dedem küfür hoş bir şeydi. Küfür etmeyin gençler. Doğru. Küfür hoş bir şey değil. Aynen. Sigara yakacağım giziden. Bak görüyor musun? Yayın boyunca iki dal sigara içemedim ha. İş oğlum niye içmiyorsun? Yok ya ben gene bir rahatsız oluyorum ya böyle bir o gerginliğim 20 yıldır geçmiyor. Kulaklığım bozulmuş benim ya. Sigaradan saygı mı olur ya? Sigaradan saygı olmaz da sen dedemin karşısında hiç içmediğin için ben hala geriliyorum. Ya boş ver o zamanlar öyleydi. Mas. O kadar da şey olmayalım. Evet combo küfürlü video aç. Benim küfürlerimi duysun diye mi? Gerek yok oğlum benim. Oğlum babam benim annem dahi yıllarca Ultima Online'ın başında küfür kıyamet oyun oynamama şahit oldular yan odadan yani. Benim küfrüme belki de o yüzden çok alışıklar. Ama annem hala rahatsız olur. Babam hala rahatsız olur. Der ki sana hiç yakışmıyor. Doğru. Ya tabii her ben şey, de aynı fikirdeyim. Her şey kararlı şey de yapmak lazım. Yani şu biraz var. Bazen dozu kaçıyor tabii. O da hoş gelmiyor tabii kulağa. Hani bir de şu var yani tabii seni tanıdık tanımadık herkes seyrediyor bir şekilde. Bunu tabii normal karşılayan zümre var. Abes kaçan zümre var. Yani herkes farklı yorumlar ama geneline baktığın zaman tabii hoş bir şey değil. İyi küfür etmeyin arkadaşlar.
Babaannem bu kadar güzel ekmek yapmayı nereden öğrendi? O herhalde bir, sen seversin bir şeylerle uğraşmayı. Öyle bir sardın ekmek yapmaya. Evet, o ara böyle bir emekli şeyde, kafası mı? Ya değil, Instagram'da böyle tesadüf bir iki şey gördüm. İşte ekmek yapanları gördüm. Ben dedim bir deneyeyim ben de. Hatta şeyde bu neydi? Mayalama sepeti diye takip ettiğim de Instagram'da bir yeri var. Dur bu belki para alırdık ya, niye söyledin? Ondan sonra orada işte oranın sahibi bir beyefendiyle tanıştım. Telefon açtım hatta. Şeyde işte kalıp malıp var onlarda, şey sepet, mayalama sepetleri falan. Bir dedi işte maya vereyim sana falan dedi. O zaman da mayam yok. Ta şeye gittim, Beylikdüzü'ne. İstanbul'un dışına çıktın neredeyse. Evet, o iş yerleri falan oradaydı. Oraya gittim. İşte o malzemeleri aldım geldim. Sonra işte denedim bir kere. Fena olmadı. Sonra öyle bir şey geldi işte. Şevk geldi. Bir de şey ya, terapi gibi bir şey yani. O hamurla uğraşmak falan böyle şey. Sen bir de elin yatkın. Senin elin yani, becerikli. Aynı hoşuma da gidiyor tip böyle olur. Bir şey yapıp işte yaratmak insanın hoşuna da evet. Gidiyor. Ortaya bir şey çıkıyor. Oyların bana zaman, çok benziyor. Ondan sonra yani öyle başladım yani. Şimdi i̇şte çok sık yapmıyorum çünkü fazla ekmek yemiyoruz artık. Ne yapıyorsun o kadar ekmeği? Ha bak ne yapıyorum, bir tane ekmek yapıyoruz. Sıcakken köşelerinden yiyoruz. Yarasın. Geri kalanını da, onu da birisi fikir vermişti yani. Dilimliyorum çünkü benim yaptığım ekmekler öyle fırındaki ekmek gibi 300-400 gram değil. Benim yaptığım ekmek yaklaşık 1 kilo falan. tabi aşağı yukarı... Şöyle söyleyeyim, işte mayasıyla, unuyla, suyuyla yaklaşık zaten 1 kilo civarında kullandığım malzeme. İşte o piştiği zaman onun biraz işte suyu muyu gidiyor. Ama nereden baksan gene bir 650-700 gram kadar bir ekmeğin ağırlığı oluyor. 700-750 gram kadar yani yaptığın karışıma bağlı. Tabii onu tüketmek biraz zor. Bana ne? Ben tüketirim. Valla... Keşke tüketsem. Buzluğa yani. Atıyorsunuz değil mi? Tabii. Dilimleyip torbalarda buzluğa atıyoruz. Çok enteresan. Onu da birisi söyledi. Benim hiç bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Yemeden bir 10 dakika 15 dakika evvel çıkartıyorsun. Dışarıda açıldığı zaman ilk koyduğun günkü kadar tazecik oluyor. Biz hatta bir de onu şey yapıyoruz. Kızartıyoruz. Öyle tüketiyoruz yani. Ne güzel. Evet. Abi biz fakiriz de tadını anlatsana. Ekmek lan bu. Ekmek. Yiyorsun sen de. Fakir olan da yiyor, fakir olmayan da yiyor. Ekmek. Allah Allah. Bu şey bu. Editçi o çocuk. Drama yapıyor şu. Biz bir şey anlatır hemen şey politikası başlıyor. Abi bunları izletiyorsun da bizim de canımız çekiyor. Ne yaptın tatilde? Step yapıyor bana da yazıyorlar onu. Abi olanın ya, var olmayanın var diyorlar değil mi? He abi diyorlar ya, bunları bak gene çok canım çekti. Gitsin fırına 1 lira ya. 1-2 lira. Dünya unlu mamul alır. Yok tamam, onlar da takılıyorlardı. Tabii canım. Geyik yani. Yapıyorlar. Evet. Tuğkan abim bazen çok okuduk. Güzel. Tuğkan abinin bu işi yapmasını içinizden bile olsa küçümsediğiniz oldu mu? Ya şimdi küçümsemek değil aslında ama bu işin tabii bir meslek olacağı Allah için hiç aklıma gelmedi. Hatta ne yalan söyleyeyim, ben sevmem de yalanı zaten. Annenle falan bazen oturduğumuz zaman ya ne olacak bu çocuğun hali, bu böyle işte bu bilgisayarda ne olacak, ne bitecek bu abi, sabah akşam bilgisayarın başında işte oyun oynuyor, yazıyor, çiziyor falan filan. Ama yanılmışız yani. Yani öyle itiraf edebilirim yani. Ya onu bileydiniz. Çok mu karanlık oldu ya? Şu ışık çok gözüm aldı benim. Evet, o biraz sıkıntı yapıyor. İyi değil mi? İyi şu an böyle bir huzur geldi bir. Oh ya. Yani öyle küçümseme değil tabii ama yani tedirginlik o, tedirginlik. Tedirginlik tabii yani, hani insan tabii dediğim az evvelki mevzuda da söyledim yani, biz nesil olarak, jenerasyon olarak farklı olduğumuz için hani bu bilgisayar ortamının, işte internet ortamının kaygı. Bu kadar şey olacağını. Ya tabii şimdi abi biz tabii. Bu dönemin çocuklarıyız. Bu dönemin popülerliği neyse, nerelerden atıyorum. Ben hatırlıyorum sana. İnternette para kazanan, yani ben de yapacağım dediğim günler değil. Daha öncesinde de ya baba internette böyle böyle şovanlık diyor musun? Tekstil ürünü yapıyorduk, fenomenlere yolluyorduk.
Yolladığımda sana şey diyordum baba, bunlar yollamak, bunlar bedavaya paylaşıyor. Şükretmek lazım diyordum. Evet, evet. Halbuki normalde işte benim o 500 bin takipçisi olan, Instagram'ı olan bir kıza onu yolladığımda kız direkt şey diyordu. Yani 5 bin lira vermeniz lazım falan diyordu. Sen de diyordun işte bu. Doğru. Mevzu bu. Alt tarafı bir yerde paylaşacak yani. Ne var bunda diyordu tabii. O işte değil mi? Jenerasyon farkı. Aynen. Benim de aklımdan geçmezdi. Bak ben söylüyorum. Ben bu işe girdiğimde al yüzü babamın burada. Bu işten parayı kırarım. Bu işten para kazanırım. Buradan yürürüm. Yok ünlü olurum. Yok fenomen olurum. Aklımın ucundan geçmedi. Sadece şey mikrofonu. Sadece şu. Ben yaptığım işten ve yaşadığım o dönem sadece daraldım. Ve hobilerimi yapmak istedim. Bu kadar bak. Karınca çiftliğimle öyle başladı zaten. Hatırlıyor babam da. Ben dedim para pul hiçbir şey umurumda değil. Ben gideceğim abi hayvan besleyeceğim. Bilgilendirici içerikler yapacağım. Bir yandan da oyun oynuyorum. Onu da yayını açacağım dedim. Bu kadar. Evet doğru. Net yani. Yani. Hiç baba burada para varmış falan dediğimi hatırlıyor musun? Dememişimdir bile. Yok hatırlamıyorum ama tabii yani şey şöyle bir durum var tabii. Yani şimdi sen hani okumuşsun işte belirli bir yere gelmişsin. Elinde bir şeyin var, tahsilin var, bir mesleğin olabilecek konumdasın. Hoş geldin Burak. Artı... Ya o belki senin canını sıkmıştır. Artı, yok o da değil. Yani 5 sene, 6 sene sen mesleğin, endüstriyel tasarımdan mezun oldun. Benim öyle takıntılarım yok ama tabii şey var yani evde bir de hani benim yapmış olduğum bir meslek var. Yani hani hazır, kurulu bir düzen var. Onu yürüt. Tabii yani. Yürüttüm 4 yıl işte. Tamam işte olamadım. Yani ha olmadı. Yani yürüttüğün dönemlerde gayet de başarılıydın aslında. Ben hani oradan yürür gidersin diye düşünüyordum. Ama işte diyorum ya herkes mesleğini yapmıyor. Yani aslında doğrusu da bu bence. Bence de o. Yani ama işte insan sevdiği işi yapmalı. Felsefesi çok doğru. Geçen yani. Gün şunu yorumladım. Şunu söyledim. Evet insan istediğini, zevk aldığı işi yapmalı. Aynen. Para kazan zaten bir işi zevkle yaptığın zaman o işten para kazanmama durumun yok. Az veya çok. Bana sorarsanız ne kadar kazandığınız önemli değil. Bir yere kadar önemli. Ya geçen gün bir yerde televizyonda mı biri veyahut da tam şimdi kestiremedim. Birisi gene böyle bir yorumda mı veyahut da bir yarışmada mı tam hatırlayamıyorum. Çok güzel bir laf söyledi. İnsan dedi kendi sevdiği işi yaparsa hayatı boyunca çalışmazsın dedi. Heh işte ondan bahsediyorum. Ha bak çok güzel bir şey. Ya yani. 3-5 kuruş para kazanacaksın o fazla yani kazanma kısmından bahsediyorum. Ona yırtınacağım diye sevmediğin bir işi yaparsan abi evet. Erken yaşlanırsın. Erken yorulursun, erken bıkarsın. Bana öyle geliyor. Ama işte biz de abi zor bir ülkede yaşıyoruz. Paranın gerçekten nasıl diyeyim su gibi aktığı ve zor kazanılan bir ortamdayız. Hayırlısı. Aynen öyle. Hayat zor yani. Geçinmek zor. Hani belirli bir şeyin yoksa, bir hani hazır gelmiş bir şey yoksa, anladın mı? Kendi sadece alın terinle bilmem ne işte böyle zaten kazanmak. Yoksa diyor işte adam, hayatım boyunca beni izleyen adamların yani. Genel yorumu o. Eğer yoksa diyor abi, öyle bir güvence yoksa, öyle kafana göre zevk aldığım işten yapayım, hobiden dolayı yapayım, hobiyi yapayım ondan sonra para kazanayım yapamıyoruz diyorlar. Bu da doğru. Yani adamın düşünsene 3 kuruş parası var ya da yok, geçimi az, masrafı çok. Kalkıp da abi ben resim yapmayı çok seviyorum, resim yapıp para kazanacağım diyemiyor adam. Gidiyor garsonluk yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, yıpratıyor kendini. O da bu ülkenin ayıbı diyorum, o gencin ayıbı değil yani. Bana sorarsan işte biraz öyle. Çok şey olmadığı için hani bir güvencemiz olmadığı için daha doğrusu sistem biraz öyle yani işte belirli gerçi birçok ülkede de var o yani adam bakıyorsun 70-80 yaşında ben ablana gittiğimiz zaman bakıyorsun mağazalarda deden yaşında adamlar çalışıyor değil mi? Yaşında insanlar var tamam ağır iş değil belki ama işte kapıdan gelen insanı karşılıyorlar işte ne bakmıştı falancıya bakmıştım işte şu reyonda gibilerinden seni yönlendiren bakıyorsun vallahi yani 70'in üstünde 80 civarlarında insanlar çalışıyor. Yani birçok ülkede var tabii o ama tabii yanlış yani çünkü bir güvencen yok mecbursun çalışıyorsun işte. Aynen öyle. Evet devam edelim bakalım Tukan abinin bu işi yapmasını okuduk. Tukan abi sana söyleyeyim büyük yalan neydi? Oğlum iyi söylemişimdir. Vallahi hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Benim şimdi. Yalanım yoktur ya öyle. Hani illaki yalan söylüyorsun abi söylememe şansın yok. Pembe yalanlar
mavi yalanlar, kırmızı yalanlar söyleniyor da. Hani ben zaten öyle çok bir bok yiyen bir çocuk değildim ki gideyim onunla ilgili yalan söyleyeyim. Evet, doğru. Yani ne bileyim, neredeydin? Okuldaydım. Okuldaydım baba, nerede olacağım demişimdir ama değilimdir mesela. Öyle ufak tefek yalanlarım olmuştur. Herkesin ya biraz olduğu. Da güven meselesi tabii o. Yani senin insan güveniyorsan karşındakine zaten aksini düşünmüyorsun. İşte çok yani güvenmeyeceksin. Araştırmıyorsun. Ya öyle küçük şeyler de öyle. Baba ben üniversiteden mezun olmadım. Biliyorum. Biliyorum demiş. Benim o diplomam sahteydi baba. Onu ben biliyorum. 5 yıl boyunca üniversite paralarını karı kızla yedim. Onu yiyemezdim, ben yatırıyordum onları. He doğru babam. Tokat gibi vuruyormuş değil mi? Liseyi de bitirmedim. Ya bir de 3 tane çocuğum var. Ellerinden öper o. Bir gün çok korkuyorum. Hani şey vardı, hatırlıyor musun bir tane? Baba. Bir Laz oğlu diyor ya, anne diyor ben biliyor musun diyor. Gay'ydim diyor. Ha, o hikaye gibi bu. Gay miydin diyor. Ben gay'im anne. Hatırlıyorum kadın bir cevap veriyordu. Hayır hayır diyor ki gay ne demek diyor kadın. O da diyor ki hani söyleyeyim mi şeyi. Söyle ya bir şey olmaz. O da diyor ki İbne'yim anne, İbne'yim ben diyor. Şimdi Laz işte bak Lazlı Karadenizliklerde öyle bir espri şeyi var. Var var. Kadın hiç istifini bozmuyor, bir yandan da bir şey yiyor. Aa öyle mi diyor ya, ben senin diyor İbni olduğunu biliyordum da gay olduğunu bilmiyordum. Hatırladım şimdi, çok iyiydi lan o. Ben senin İbni olduğunu biliyordum diyor. Net cevap ya evet. Abi çok zehirler. Büyük şey ya. Evet, Tukan abi. Acayip yani. Laz zekası. Tukan abi karı içtiğim için ilk başka tepkin neydi? Aynı mevzu bu abi. Yani benim hayvanla ilgili kısımlarıma hep saygı duydular. Ama ben tabii özgür hareket edemiyordum. Yani evde yaşıyorsun abi yani. Piton almak istiyorsun, onu almak istiyorsun, tarantulları dizmek istiyorsun. Bir anne baba var başında tabii ister istemez. Bir stres yaratıyor üzerinde. Ama onlar hiçbir zaman bıdı bıdı yapmadılar bu konuda. Bakalım Tuğkan abinin küçükken saçına başına giyimine karışıyor muydun? Benim yok, karışmıyor. Bir tek ikinci küpeyi deldirdiğimde. Küpede laf etti. Küpede laf etmiştim ama bir gün eve geldiğimde kulağında şey görmüştüm senin. Ne? Yani hatırlıyor muyuz? Ne? Hani küpe deldirecektin, küpe mi alacaktın veyahut da deldirmeden evvel şey demo yaparmış gibi böyle bir toka mı, ataç mı böyle bir şeyle dolaşıyordun. Hatırlıyor musun? Yo. Küpe niyetine takıyordun evin içinde. Oradan itibaren mi karışmaya başlamıştın, hatırlamıyorum. Tabii canım, onu ne lan dedim o kulağındaki falan. Ya işte baba küpe müpe ne, ulan sen bu yaşında küpe mi takılır falan demişimdir yani. Dedim yani. Mıknatıslıdır ya, mıknatıslı değildir o. O mıknatıslı olsa babam öyle anlatmaz. Yüksek ihtimal bir şey sıkıştırıp tabii işte, ataç mataç mı taktın, ne yaptın? Ataç gibi bir şeydi işte diyorum yani. Ama şey yani tokaydı ya, ataçtı. Sol kulağımı deldirmiştim, çak bir şey demedi, bir iki laf soktu. Aradan böyle bir 3 ay 5 ay geçti. Sağ kulağı deldirdim. 2 küpe takıyordum ben bir ara. Bokunu da çıkarma lan diye. Bir terslemişti. Ben de bir ay sonra sıkılıp çıkarmıştım onu zaten. Baban alkol içtiğini ilk nerede öğrendi? Öyle bir şeyimiz olmadı abi. Baba ben alkol içtim. Ne? Falan öyle bir şey olmadı abi. Afiyet olsun, vur şerefe. Ben zaten alkolle çok arası olan bir adam değilim. Evet, babam da öyle değil. Ama bu şeyden dolayı değil yani, böyle alkol işte günah haram. O falan değil. Çok gitmiyor bizde abi. Yani bozduğumuz için de değil. Alkol merakımız yok bizim. Ya o da bir alışkanlık. O da bir alışkanlık belki yani de. Biz tadımlık. Keyiflenince bir ortam olduğu zaman birer duble bir şey, ikişer. Rakı sofrası severim mesela. Ben çatır çatır da içerim. Ama onu da her gün yapmadığım için alkolle aram yok diyorum. Babam da öyle. Babam vermişti bana küçükken. Bana da yüksekliğime uzatmışsındır bira mira. Küçükken bir içirmişsindir belki. Annem çünkü sigara izmariti vermişti. Aa. İlk sigaramı ben annemle içtim ya. Ne diyorsun ya? Vallahi bir yaktık. Yaşım o zaman 8. Ya çok merak etmiştim. Anne bu ne, sigara ne, bittiri bittiri. Anneme de biri şey demiş. Öyle ah sakın makın yapmayın. Daha çok merak eder. O annem sigaranın böyle kalan bir şeyini şey yakmadı, paketten çıkartmadı. İğrenç yok, kül tablasındaki koku. Allan falan yaptı böyle. Yakar gibi mi yaptı? Yaktı ya da. Ben o günden beri tiryakim kardeşim. Her gün yakıyorum.
Annene o fikri kim vermiş acaba? Oğlum o günden hangi akıllı hiç bırakmadım acaba? Ya. Çok merak ettim, eve gidince soracağım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir taktik işlemiyor. Yapmasın kimse. Bir de annem yakaladı beni ilk oğlum, babam değil. Miner Yıldırım. Ulan yan odada annen uyuyor. Nasıl bir zeka, böyle izi çıkmıştı o demirin. Böyle kafayı çıkarıp sigara içmiştim. Uyandı kadın ya, aldı kokusunu. Tuğka, İbrahim abi Tuğkan'a hiç küstü mü? Küstüyse ne kadar, neden küstü? Vallahi benim hatırladığım babamın bana küsmüşlüğü var birkaç defa. O biri otar yaptım, onu çok hatırlamıyor babam. Ben hatırlamıyorum. Sigara yani. Muhabbetinde. Onun dışında var, küstükleri var ya babamın. Ben yok. Böyle, ya hayır küstük dediğim böyle 10 ay değil ya. Bir gün, yarım saat, 2 saat. Ya olabilir öyle gönül koymaları. Ha, böyle baba. Ters bir şey söylüyorum mesela. Belki de bilerek yapıyordu hani, ayıp olduğunu anlasın diye. Ben de öyleyim mesela. Biri bana ters bir şey yaptığı zaman böyle küsüyor gibi oluyorum. Uzaklaşıyorum. Hıyar hatasını anlasın diye. Babam da bana onu yapıyordur. Muhtemelen. Tuğkan abinin bekar yaşaması hakkında... Tuğkan abinin bekar yaşaması hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda hiç Tuğkan abi önerilerde bulundun mu İbrahim abi demiş biri. Benim bekar yaşamam... Daha öneriye çok gerek yok aslında. Bekar yaşamasını da... Yaşamanı da... Hep desteklemişimdir yani. İşte... Aklın yolu bir. Evlenmeyin. Anneciğim. Ha, evlilik hakkında tabii şey o başka. Hemen re değil mi böyle? Vurgun yaptık, şimdi babam toparlasın abi diye. Baba gibi baba. Yok bu arada annem de aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Ya anneme ben evleneyim. Ne evleneceğim be diyor, manyak mısın diyor. Allah Allah. Valla ne evleneceğim diyor, manyak mısın sen diyor ya. Bana bu, şöyle söyler mi? Müştak gelecek olan kadını kızı kıskanıyor şimdiden. Yok vallahi git yaşa hayatını yaşa diyor. Yani evleneceğim diyor. Bu yaşta evlenir mi diyor. Anne diyorum 32 yaşına geldim. Tamam ne var diyor. Annem de kırmış kafayı o konuda. Vallahi. Tuğçe sağ olsun. Allah'tan eve bir tane torun geldi ha. Yoksa yanmıştım ben. Evet. Ya o da önemli bir konu tabii. Yani aslında o tabii ya. İnsanın kendi şeyle ilgili. Onu hiçbir zaman... İlla evlenmelisin veyahut da evlenmemelisin diye bir yorum yapmam yani. Ben de biraz da kısmet işi. Evliliğe karşı falan değilim. Sadece tabii. Doğru evliliği onaylayan bir insanım. Bu da %100 emin olamayacağımız bir şey olduğuna göre. Ama doğru insanla doğru evlilik. Ya onun da bir garantisi yok. Şimdi ya yok. Ama kimse, en azından en emin olduğun, en hissettiğin tamam. insanla onu yaparsın. Yok olmuyor. Çünkü kız oğlum şimdi günümüzde şöyle şey olaylar var yani. Adam... senelerce aşk hayatı yaşayıp da evlenen bakıyorsun bir sene sonra ayrılıyorlar yani. Hani bu evet, illa, çok ayrılık var bu ya. İşin emin olmanın bir şeyi yok, garantisi yok yani. O zaman gösteren bir şey. İnsanların birbirine olan saygısıyla ya olan bir şey. Zaten o demeye çalıştığım şu değildi. Doğru insanı buluyorsun, evleniyorsun, her şey mükemmel, bu ömrün sonuna kadar gidiyor değil. Yani ya, evlilik tabii. dediğin şey abi bir sürü fedakarlık, bir sürü anlayış. Zaten olay orada bitiyor. Bir yani, sürü saygı. Karşılıklı yani, fedakarlıklar evet. yapabiliyorsan o işte evlilik bir şekilde yürüyor. Ama işte benim doğrum benim doğrumdur. Benim doğrum herkesin doğrusu olması gerekir diye düşünürsen ne bileyim işte bir herhangi bir mevzuda empati yapmazsan. Ki sen öyle, şöyle değilsindir. He? Şöyle değilsindir. Hiç değilimdir. Sen. Tabii. Sen kendi doğrularını savunursun. Benim gibisin sen de. Bak ya da ben senin gibi. Savunurum ama senin doğruna da saygım vardır. Ben senin doğrun yanlış, benim doğrum doğrudur diye bir iş... Ama şöyle de bir şey var. Kimisi çok boş yapar, doğru olduğunu iddia eder. Babamın hep doğrudur dediği şeyler doğrudur abi. Öyle bir durum da var yani. İşine gelmediği için çoğu zaman kabul edemiyorsun. Ama söylediği hep doğrudur. Yani bunu ben, babamın bu konudaki düşüncesi tamamen yanlış dediğim bir iki şey vardır. Herkesin bir yanlışı. Ya tamam var. Ama yani... işte senin oran orantı olarak o yüksek mesela. Ben de bunu sosyal hayatımda yaşıyorum. Bir şey var ortada. Ya abi doğrusu bu diyorum. Karşıdaki insan kabul etmiyor. Ama biliyorum yani o kadar emin doğrusu olduğuna. Kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor. Arkadaş olabilir, sevgili olabilir. Abi 6 ay sonra doğruymuşsun. Anlatabildim mi? Yani olsun o da güzel. Genelde şey. Yaşanıyor. Yani yarın öbür gün işte önemli olan o gerçek olan doğrunun anlaşılıyor olması. Yani ama hiç kimseye de yok. Ya, hani bazı şeyler var mesela %100 emin oldun. İşte 2 kere 2'nin 4 olduğu gibi. Veyahut da beyazla siyahın
belirli olduğu gibi. Yani şimdi sen kalkıp da karşındaki falan hakikaten beyaz olan şeye siyah diyorsa o ya kafayı yemiştir ya renk körüdür yani, anladın mı? onun dışında ama bazı şeyler vardır ki herkesin... Senin bakış açınla tabii, yani insanların doğrusu, kendi bakış açısıyla şekillenen şeyleri savunmamalı bence farklı kişiler. Onun için sen kalkıp da her kendi doğrunu karşındakine şey yaparsan, baskı yapıp da budur dersen patlamış. O zaman hayatta her zaman yalnız kalır. İşte bu hep yani sadece evlilik için değil bu arada. Her konu için böyle. Aynen. Evet. Yaşadığı en paranormal olay neydi? Yaşadın mı hiç paranormal bir olay? Hiç böyle hatırlamıyorum. Harbi mi? Vallahi. Böyle bir birini gördün, cin geldi, indi çıktı. Oo, monitör havalandı, indi. Yok. Birini gel. Sallıyorum şu an canım yani. Hani. Hayır yani işte diyorum yani şöyle bir şey. Yok, hiç yaşamadın ha? Yaşamadım, hatırlamıyorum yani. Ben yaşadım ama anlatmayacağım. Allah Allah. Tabii. Fotoğrafını hala bulamadım. Ona kuduruyorum. Hard diskimde ara 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 ara. Fotoğrafı da var. Fotoğrafı var. Allah Allah. Olabilir tabii yani ben. Ya ben bunu inanıyorum diye söylemiyorum ama o dönem yaşadım bunu yani. Bayağı kafayı yedim. Şimdi düşünüyorum. Falan diyorum ama yaşadım. Ya... Ben yaşamadım ama bir takım şeyleri ben de duyduğum olmuştur yani işte arkadaşlarım mesela bir tanesi çok şimdi geldi aklıma. Amcanın, Sedat amcanın bir arkadaşı. Babamın sesi oradan iyi geliyor mu abi? Biraz uzak ama yok yaklaşma. Şey, neyse geliyor ki ses etmiyorlar. Okay. Sedat amcanın bir arkadaşı vardı Erdoğan diye. Ha. Onlar bir tek katlı bir evde yaşıyorlardı. Yani hep o öyle anlatırdı yani işte göya işte evin altında şey varmış. Ne var? Yatır varmış. Hı. Ondan sonra işte her gece gelip rahatsız edermiş. Cama vururmuş, kapıya vururmuş falan. Böyle bir artık şehir efsanesi mi veyahut da gerçekten mi böyle bir şey oluyor bilemiyorum tabii. Ama böyle ya. Şeyler bazen dinliyordu, kulağıma geliyordu ama ben yaşamadım öyle bir şey yani. Ne bileyim abi yani her şey olabilir bilmiyorum. Ben yaşadığımı söylüyorum. Abi evet gerçek falan diye vurgu yapmıyorum. Sadece o dönem böyle bir kafayı onlara yani taktığımız. Bazen insan yanlış şeye yalan. Ya her şeyi yorumlayabiliyorsun baba. Yani hani, ne bileyim o anki şeyine göre, ruh haline göre. İşte diyorum ya. Belki gözünün önünde bir şey canlanmış olabilir. Bir şey görmüş gibi hissedebilirsin şey yani. Biz o dönem çok kovalıyorduk bu işleri. Çok böyle inceliyorduk, okuyorduk, araştırıyorduk, deniyorduk. Tamam, doğal olarak da psikolojin ona göre. Her boku ona yoruyorsun. Ah siktir lan orada kesin haber verdi bak. Oynattı onu diyorsun. Halbuki oynayan bir şey yok. Gözün öyle görüyor falan. Yani ne bileyim. Bu tamamen zaten fal gibi düşün. İnanma falsız kalma gibi bir durum yani baktığında. Abi 3-4 yıl önce sabah avucumun içine kına ile kalktım. O ne ya? Sabah uyanmış eli kınalıymış avuç içleri. Annesi söylemişti be. Sen uykunu da çok yormuş olabilirsin ellerini kardeşim. Yaşın hep o oğlunuzu üzmemek adına doğruları saklar mıydınız? Bence her baba yapıyordur bunu. Her ebeveyn yapabilir. Aynen. Eğer bir sıkıntılı bir durum varsa sadece oğlunun değil evde her ferden saklayabileceğin konular olmuştur illaki yani. Çetin kafası yeni erdi şey. Çok aşındırmışsındır değil mi? Bence de abi ebeveynler evlatlarını üzmemek için ki nitekim evlatlar da ebeveynlerini üzmemek için bir takım şeyleri yasaklıyorlar. Herkes birbirinden bir şeyler saklıyor. Ya da söylemiyorlar. Yani. Bu bence yanlış bir şey değil yani. Kimisi şey böyle. Abi üzülme ben açık sözlüyüm. Bak bu hoş bir şey değil abi. Yani eğer o açık sözlülük ona bir şey katmayacaksa, onu bir şeyleri, yanlışları ya da kötü giden bir şeyleri düzeltmeyecekse bu bana dobralık gelmiyor. Bu bana biraz boş boğazlık geliyor mesela. Ya bir de şu var tabii yani şimdi... Hani o mesela bende de vardır, bazı çok insanda da vardır. İşte bir şey mesela atıyorum mesela, Allah korusun birisi hasta mesela evin fertlerinden biri. Aman dur babama söylemeyeyim, annem duymasın, üzülmesin. Bence yanlış, söylemek lazım çünkü... Hastalık başka. Hayır, çünkü niye biliyor musun? O zaman bütün yükü sen yükleniyorsun. Tamam, bir yani, de şöyle bir şey tamam, var. Tamam, o da ailenin ferdiyse o da paylaşsın ya, onunla da paylaşman lazım. O da şey yapsın. Öyle. O yükün altına o da girsin yani. Çünkü sadece senin üstünde olduğu zaman
Ağır geliyor. Sen yoruluyorsun. Tabii. Hırpalanıyor. Ben o sağlık konusunda şöyle düşünüyorum. Mesela sen bir rahatsızlık yaşadığın zaman benden gizliyorsunuz veya böyle en uç noktasına gelene kadar saklıyorsunuz ya. Bu dünyanın en büyük yanlışı. Yani öyle bir şey yok abi. Evet, herkes herkese söyleyecek. Evet aslında var. Yanlış yani. İşte sağlık bu abi. Yapıyla alakalı bir şey. Bir de tabii senin uzakta olman da hani bizden. Ya 15 dakika şey, uzağın. Tamam değil. 15 dakika da işte o anki ruh haliyle atıyorum mesela. Ben öyleyim mesela. Atıyorum bana kalkıp işte babam rahatsızlandığı zaman aradığında ben fişek gibi gidiyorsun. Nasıl gittiğimi de bilmiyorum mesela. Tamam öyledir. Tamam ama işte o tehlikeli işte. O zaman işte belki o fişek gibi yani. Gitmen o olası bir kötülüğü engelleyecek yani. O hani. Da olabilir. Bunları işte o anki lazım. Ruh halin ne gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Tuğkan abi küçükken yaramaz mıydı? Bunu konuştuk. Yaramaz evet. Değil de biraz muzur dedi. Muzurluk. Evet, muzurdum biraz. Bir ufak bir piçlik vardı kaba tabiriyle. Tuğkan abi veya sizi hiç karakolluk oldunuz mu? Olduysanız neden? Ben olmam ya birlikte olmadık da babam olmuştur çok gençliğinde. Ya bizim gençliğimizde oluyordu o tip muhabbetler. abi de karakol hep kavga değil mi? Şeyden değil tabii hani böyle yüz kızartıcı suçlardan falan değil ama işte tabii yani işte kavgamız gürültümüz çok oluyordu mahallede, semtte, ne bileyim işte gittiğin diskoda veyahut da işte o bizim gençliğimizde abi o zamanlar Fenerbahçe'de normal. Atıyorum mesela. Yani o zamanlar genelde zaten kavgalar, gürültüler şey kız mevzusudur. Kız mevzusundan olurdu. İşte böyle muhitler arası takışmalar. Mahalleliler. Mahalleler olurdu. Fenerbahçeliler gelmiş. Ulan biz Suadiye çocuğuyuz. Şerefsiz. Böyle ufak tefek şeyler oluyordu. Bazen tabii şikayet oluyordu. Bir şey oluyordu. Karakola gidiyordu. Hızlı zamanlar ya. Bizim dönemimizde bir de enteresan bir şey var. Siz... O zamanlar böyle her muhitte küçük küçük karakollar olurdu. Şimdi bildiğim kadarıyla yok öyle. Her muhitte yok. Yani büyük ya, İlçe şeyleri var yani şimdi. Şey aradılar. Ümraniye Emniyet Müdürlüğü yok ha, bilmem ne. Eskiden mesela atıyorum işte Göztepe Karakolu vardı. Ne bileyim işte Kadıköy Karakolu var. Kızıltoprak Karakolu ayrı. Yani böyle semt merkezler gibi yerlerde karakollar olurdu. Artık o kadar çok gider gelirdik ki oradaki her yerde tanırdık zaten. Ulan yine mi siz geldiniz? Mevzusu olurdu. Gene ne yaptınız muhabbeti? Ya bir şey yapmadık abi işte. Şöyle oldu, böyle oldu işte. Kıza baktılar, yan baktılar tamam mı? Ondan sonra biraz orada muhabbet bazen ters bir şeye denk geliyorduk mesela memura. Veyahut da o akşamki nöbetçi, komiser kimse bazısı ters oluyordu mesela. Bırakmıyordu bizi sabaha kadar. Ama bir şey de olmuyordu yani. Dövmezlerdi, sövmezlerdi. Muhabbet ederdik işte orada. Onlar abi, nöbet değiştireceği zamanda hadi herkes evine derdi. Yollarlardı bizi yani. Garip. Babam yani, Fenerbahçeli var. Böyle şeyler olurdu. Biz ailecek öyle şey değiliz. Çok futbolcu değiliz. Evet, Tuğkan abi için gerçekten bu çocuk artık büyüdü, olgunlaştı dediği an neydi? Bence hiçbir ebeveynin gözünde bir çocuğu gerçekten artık büyüdü, olgunlaştı olamıyordur. Ben size söyleyeyim. Aynen öyle. Yani bu, tamam abi bu çocuk oldu, büyüdü. Ya ne var ki, ben işte 62 yaşındayım, babam hala fırça atıyor bana. Değil mi, fırçalıyor seni hala? Abi. Yani ona ters gelen şey de ulan hala mı bunu yapıyorsun bilmem ne. Sövme anam abi. Hala çocuk gibi görüyorlar bizi yani. Düşün yani adam kaç yaşında. Aynen öyle. Onun için çocuklar maalesef büyümüyorlar. Babalar annelerin gözünde. Bak, geri kaç bastan. Yaşında adama adam grip diye çorba yapıp getiriyoruz yani. Evet ama getirmeyin işte. Ya bu bizim kültürümüzde var aslında. Ya yani vallahi ben geçen gün baktım üzüldüm de. Şöyle üzüldüm. Ulan hastalanmışım. Tamam hani biraz benim de tembelliğim var yatıyorum. Yani kalkacağım. Şuradan bir taksiye binip o şekilde hastaneye de gidebilirim. Söylemiyorum ama hani izleyicilerime beni takip eden insanların bir şekilde duyurmam lazım bunu. Arkadaş hikayeyi vuruyorum. 1,5 saniye sonra babam mesaj atıyor da arıyor. Ya diyorum ki yani ulan ne yapacağım? Gizli bir oluşum mu oluştursam acaba kimse? En son bana ne yazdın? Ne yazdın? Siz hikayelerden kaldınız. Engelleyeceğim ya. Engelleyeceğim abi bu kadar hikaye stoluk atılmaz. Ya tamam bazen ben de farkına varıyorum fazla darladığımı seni de. Ama işte oğlum şöyle bir şey var işte hani hep klasik bir şey vardır ya işte sen de ana baba olduğun zaman görürsün. Tabii ya sen ama bu hakikaten misin? Gerçek payı var. Çünkü şu var yani hani sen şimdi tek başına yaşıyorsun. 15 dakikada olsa bir mesafede yaşıyorsun.
İnsanın bin bir türlü hali var tabii. Her şey olur. Hasta olabilirsin, yardıma ihtiyacın olabilir. Hani insan şey istiyor yani, hani nasıl sen bizle beraber otururken sen, biliyorum senin sıkıntılı bir yere gitmeyeceğini, bir ortamda bulunmayacağını ama bin bir tane hali var. İşte sen kapıyı girip de kilit sesini abi duymadan, ben eve girmeden, kilit sesini vermeden babam uyumuyordu oğlum. Ya tamam yani işte. Sabaha karşı, ama bak bu işte kişi üzerinde çok ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Ama sana mesela bir, atıyorum gece saat olduğu kadar da fark ettirmiyor. Ya yok onu fark ediyorsun. Sen deli misin? Gece 4 olmuş. Ulan babam hala uyumamıştır. Gideyim bari diyorsun. Belki kalacaksın o gece. Sabaha kadar takılacaksın gibi gibi durumlar oluyor. Seninkisi biraz evhamlılık. O, ya tamam o kaygı bozukluğu bende var. Yani var oğlum ben onu. O senin sağlığın için zararlı. Bizi boş ver. Senin yani, sağlığına zarar o. Onun ben farkındayım ama işte onu da yenemiyorum. Yani minimize etmeye çalışıyorum ama işte ne kadarını başarabiliyorum bilmiyorum. Ama işte böyle bir şey yani analık babalık. İnsan merak ediyor. Öyle. En azından ben işte ben sen telefonu açtığında seni ben ses tonundan bile sen iyi misin, sıkıntılı mısın anlıyorsun yani. Anlıyorsun tabii. Olay o kadar hassas. Oğlum sen benim şu huyumu çözemedin. Ben telefonlarım açılmıyorsa o kapıya gelmeyeceksin. Onu çözemedin sen. Ya içeride neyin döndüğü, içeride ne olduğu, uyuyor muyum, uyumuyor muyum, evde miyim, değil miyim? Yani ben telefonla ulaşamadığın zaman devam etmeyeceksin ulaşma şeyine. Bana mı diyorsun? Yok yok, Burak'a diyorum. Ha. Beni arıyor mesela, açmıyorum ya da açamıyorum ya da duymuyorum. Geliyormuş kapıya, basıyor sürekli. Yani diyor ki espri yapmış, ceset kokmuyorsa yukarı çıkın. Abi hastasın diye oğlum. Ben 40 derece ateşte zaten seni değil. Ben başka şeyler görüyordum yani. Oğlum ya bu... En azından bak şunu yapabilirsin. Ne? Hani ben mesela öyle de kendimi telkin ettiğim zaman mesela atıyorum ben de mesela babamı çok arayan bir insanım, tamam mı? Yani ararım, hatırını sorarım, giderim, tamam mı? Şimdi o bir alışkanlık olmuş ya. Aramadığım zaman ben kendim rahatsız oluyorum mesela, tamam mı? Abi aramam lazım. Arıyorum, konuşuyorum, rahatlıyorum mesela, anladın mı? Sen de şunu yapabilirsin aslında. Ya dur ben bu adam hani arayıp da beni bak. Arayayım diye diyor ha. Hayır bak. Arayayım evet, diye diyor. Bak darlamasa. Kasları görüyor musun? Ya? Acayip olmuş herhalde. Sen oğlum, nasıl? Yok beni. Anadan doğma. dur bu adam beni darlamadan ben şuna bir sesimi duyurayım desen. Ben seni aramam ya mesela. Tabii canım o başka. Yani onu da sen yapmadığın için ben arıyorum. Ya o sadece işte diyorum ya siz ya sen düşün sen benim anamsın babamsın trip atıyorsun. Ben de ne insanlar var bir de. Hani yakında psikolojiyi bırakacağım böyle bir yere. Bomboş gideceğim. Yalova'ya doğru koşacağım çılçıplak. Resetleyeceğim.